Ne Bahadır? Gelsin oğlum. Gel abi. Niye öyle arkada kaldın? Gel lan gel. Ya abi ben şimdi ilk kez geliyorum ya. Böyle bir çekiniyorum ya. Çekiniyorsun mu? Ne çekiniyorsun ya? Çekinme. Ya Paşa abi çok misafirperver adamdır. Artı. Dolap full artı, full artı, full ya. Almış mı? Oh. Salam bile var. Sağ ol. Ulan evde sıcak ha. Kemiklerim ısındı. He. Bir de şu mindelerde koltuğa geçemedik ya. Ben vallahi şey diyor, sürekli diyor mindeler daha sağlıklı, daha sağlıklı. Ben bir sonraki buluşmada açacağım bu konuyu. Koltuk alsın. Abi bir şey soracağım ya. Siz ne yapıyorsunuz böyle Paşa abinin evindeki buluşmalarda? Hiçbir şey yapmıyoruz. Nasıl? Ya, biz bir şey yapmıyoruz. Paşa abi konuşuyor, anlatıyor. Biz dinliyoruz. Bir şekilde ona ahbaplık ediyoruz gibi düşün. Ayrıca İzmir tulum da var. Yemin et, almış mı? Almış almış lan. Adam. Biz de bu esnada karnımızı doyuruyoruz, bir de ısınıyoruz işte. Ha. Siz Maslow piramidinin en alt katını Paşa abi üzerinden hallediyorsunuz yani. He? Maslow kim? He? Üniversitede. Sayılır. Gelsin, orada gelsin oğlum. Şöyle gelsin. Paşa abi ne anlatıyor abi? La ne anlatıyorsa anlatıyor. Allah Allah ya. Oğlum sen bak bu kadar soru sorarak vallahi senin karnın doymaz ha. Bir şekilde aç kalırsın. Saçma sapan konuşma ya. Vay vay vay. Çocuklar hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Otur 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 otur. İyi kalkın hadi. Hadi kalkın tamam. Madem kalktınız hadi bakalım hadi. Nasıl? Ha? Nasıl imajım? Nasıl bak? Felaket rahat ha. Yeni stilim benim. Kendime imaj yaptım yani. Ha? Rahat bak. Vay maşallah. Nasıl bak samimi bir yorum istiyorum size. Samimi olun ama. Paşa abi açık konuşacağım. He. Bu kılıkla dışarı çıkma abi. Ne alaka lan? Kadınlar, kızlar, üzerine atlar, yolda yürüyemezsin. Sana bir şey diyeyim mi? Vallahi modacılar falan görmesin hemen çalarlar buna. Patentini alacağım zaten. Aklımda o, aklımda. Oğlum dedim ki bir insan hem şık hem rahat niye olmasın dedim. Cuk giydim bunlar yani. Benim kafam da böyle değişik çalışıyor işte yani. Kusura bakmasın kimse. Övgüye gerek yok bu arada. İyi hadi övün lan, övün hadi övün. Ya abi bak sana şöyle söyleyeyim. Senin zihnine burada tanık olmak bizim için 10 numara bir yere kadar abi. Yemin ediyorum biz bilgiyi açız. Açız. Biri açız dedi. Madem açız dedi ben hemen bir tepsi hazırlayayım geleyim buraya. Ya saçmalama. Ev sizin ya. Tapu da benim ev. Tapu da benim. Hadi yardım. Getir hadi yardım. Paşa abi, buraya ısıttım abi. Gel böyle otur istedim. Yok canım estağfurullah. Otur sen, otur. İyi kalkma adam, hadi ısıttım adam. Ben oturayım hadi tamam. Ben şöyle güzel güzel oturayım rahat. Hadi bakalım. Oo, kim var aşağı? Bu Bahadır kardeşimiz bizim mahalleden bir kardeşimiz. Sevdiğimiz abimizin oğlu. Üniversitede okuyor, şehir dışında okuyor. He. Okul tatile girince ben de kaptım getirdim buraya. Yani Paşa aşkı abimizin bu deneyimini tatman lazım dedim. Yani bir muhabbetine bir gark ol dedim. Sağ. Getir buraya. Abi sen ben çok açım bir şeyler yiyelim dedin de getirdin ya. Bahadır'ın şakaları. Sus lan açız. Genç hoş geldin tekrar. Hoş bulduk abi. Okuyorsun demek. Evet abi. Bölüm ne? Siyaset bilimi abi. Oo ne güzel siyaset bilimi. Evet. Ben de mesleğim gereği siyasetin böyle bayağı bir içindeyim yani. Aa çok iyiymiş. Meslek ne abi? Kapsımı aldım canım benim. Ben siyasetle ilişkisini çok anlamadım abi. Anlamadım çünkü senin karnın aç. O yüzden anlayamadım. Şu tepsi şöyle hemen ortaya koyuyorum. Paşa abi. Senin bir öğretim vardı. Sen ona devam et abi. Ya tamam Feridun. Şimdi arkadaş genç, toy bir arkadaş. Hayatı tanımıyor da. Evet. Ben canım istersen sana abzımallıkla siyaset bağlantısını anlatayım. Tamam. İstiyorsan anlatayım o zaman. Şimdi siyasette ne var aslanım? Fikret sen. Güzel, rahat edin. Siyasette ne var? Sağ var, sol var. Doğru mu? Doğru. Güzel. Abzımallıkta ne var? Sebze var, meyve var. Bak. Sağ, sol, sebze, meyve. Kivi, pırasa. Amerika, Rusya. Bak. Bak iyi bak bunlara. Patron, işçi. Tamam. Patates, ananas. Haksız mıyım? Yani haksız. O kadar haklısın ki. Paşa abi o kadar haklısın ki. Haklısın demişken ya bunlar kuru kuru gitmiyordu abi. Şey var mı? İçecek bir şey var mı? Var var şey var. Şıra var kilerde ben getireyim o zaman. Hadi sen getir o zaman tamam mı? Hadi sen getir. Hadi. Hadi ben getireyim. Bahattin bir şey diyedin sen. Tamam oğlum Bahattin bir şey diyedin. Ağzında yarım kaldı. Bahadır abi. Bahadır. 4 A'lı mı? Bahadır mı? 2 A'lı. Hayır. Güzeliz. Tamam bir şey diyedin sen. Ya abi ben şey meyve sebze ve siyasi arasındaki o ilişkiyi tam kafamda oturtamadım. Ha. Oturtamazsan yemek yiyeceksin kardeşim. Sonra zaten eve gittiğinde o kendi kendine oturacak ha. Tamam işte bak. Genç arkadaş aydınlatalım evet, çocuğu. Evet abi. Şimdi canım benim. Ben sana şimdi anlatacağım. Anlayacağın şekilde anlatacağım. Tamam abi. Siyaset nedir? Bak şimdi siyaset belli bir toplumda. Böyle çakı tamam, sen, tamam. O senin dediğin işin artistliği. Onu biliyorum. Yani. Gerçeği ne? Gerçeğini anlatacağım işte. Bak şimdi. Siyaset misal. Ben mandalinayı çiftçiden alıyorum. Tamam. Mandalinayı alıyorum ben.
Ne yapıyorum mandalayı? Diziyorum. Mandalayı alıp diziyorum. Nereye diziyorum? Asalara diziyorum. Ama siyaset işte budur. Doğru mu? Değil. Ne? Doğru değil abi. Çok doğru. Heh. Sustan doymadık. Paşa abi. Abi sen siyaset dedin de şu masaj koltuğu mu? Aynen, yeni aldım onu. Vay abi, işte vizyon, işte cesaret abi. Ben seni tebrik ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Onu yeni aldık. Şimdi parasını da söylemeyeyim. Ayıp olur burada da. İyi hadi söyleyeyim o zaman. 50.000 lira verdim. Bayağı verdim. Şurayı buldum. Ha ha. Gel, gel. Ne konuşuyordunuz ya? Kaçırmadın değil mi hiç yani? Ne konuşuyordun? Yok, kaçırmadın ya bir şey. Siyaset konusunda bir tartışma yaptılar. Yani ters düştüler. Paşa abi kasa örneği üzerinden haklı çıktı yani o. Gel, gel. Evet, çok güzel, çok güzel. Çok güzel konuşuyor. Abi senin bir manita işi vardı, o ne oldu? Ya takıldık bir süre, sonra ben klasik yol verdim, daraldım yani. Kendi kaybeder abi, net. Tabii canım. Ya kusura bakma, senin beğenmeyecek kadının da ne bileyim yani. Şşş, tamam ya. Ne bileyim, senin var ya havada kaparlar abi. Değil mi? Değil mi? Yani kadın ruhunu senden daha kim iyi anlayacak ki? Tabii canım ya. Kadınlar ne ister? Ne ister abi? Susmak evet, ister. Evet, evet. Ama... Kadınlar konuşmayı sevmezler. Kadınlar. Evet. Sen mal rider, bana katılmadın gibi sanki. Gençler onları bırakalım bir dakika. Yemekleri bırakalım bir saniye. Sen de bırak. Bırak bir saniye. Bırak bir dakika İbrahim. Arkadaşınız bana katılmadı sanki de. Kadınlar konuşmayı sevmez. Doğru mudur Bahadır? Yani abi benim tanıştıklarım seviyordu. O yüzden. İbeye Bahadır. Fik, fik yap. Açıyor, dur, açıyor. Dur. Sen böyle bana meydan okuyan gençleri severim, güzel. Meydan okumak ne demek? Tövbe ya paşa abi, olur mu şöyle meydan okumak? Bahadır kim, meydan okumak kim? Okumaz abi. Okumadın değil mi lan? Saçma ama, tamam olsun. Ben böyle fikri tartışmaları severim. Delanlı, sen şimdi kadınlar konuşmayı sever mi diyorsun, bu mu? Ya benim denk geldiklerim seviyordu abi. Senin denk geldiklerin mutsuzmuş. Ama mutsuzmuş. Bak ben sana gerçek ilişki, kendi ilişkilerimi anlatayım ben sana. Ben kadınlarla tanışırım, tamam mı? Takılmaya başlarım. Onları böyle pahalı yerlere götürürüm, yemek yediririm. Efendime söyleyeyim, mücevherleri alırım. Tatillere giderim kadınlara. Ama onlara ondan sonra evinin şeyini öderim. Kirasını öderim, faturasını öderim. Kardeşlerine para veririm. Bunlar olurken hep susarlar. Neden? Yani benim aklıma bir neden geliyor ama... Sen o aklındakini tut, ben sana gerçek nedeni söyleyeyim. Çünkü mutludurlar. Ya abi yanlış anlamazsan... Sanki bu kadınlar seni kullanıyormuş ya. Yani sanki. Gelmişler, yemişler, içmişler, gitmişler ama sanki. Ben hiç öyle bir şey zannetmiyorum. İyi tamam, zannedeyim öyle, öyle düşünelim. O şekil olsa... Bak şu an moralim biraz ya, bozuldu. Ya Paşa abi kızım. Ha, yok, yok. Siz, benim moralim bozuk. Acaba diyorum, sizler bu sıcacık yuvayı bunları bırakıp gitseniz de benim moralim bozuk ya. Tek mi kalsam burada? Hadi bakalım. Paşa abi, gözünü sevdiğimin abisi. Ne alakası var, olur mu ya? Böyle bir sofra... Aman senin muhabbetin bırakılır mı? Gözünü seveyim, saçmalama. Ya Bahadır kim, kadınlar kim? Ne anlar ya üniversiteli ya, o ne anlayacak şimdi ya? Boşlaşalım ya. Abi ya. Sen... sen saz aldım diye gruba mesaj attıydın bizim gruba. Dört kafa darlar grubumuza. Aldım, aldım. En pahalı sazı aldım da şimdi çalmayayım. İyi hadi, hadi getireyim o zaman, tamam. Bekleyin de getireyim şöyle. Senin anan... Ne yapıyorsun lan sen? Ne yaptım ya? Lan daha masaj koltuğuna oturmadım. Ama abi ne yapıyorum? Daha ne yapacaksın lan? Karşı çıkıp duruyorsun adama. Abi bomboş konuşuyor ya. Sana mı kaldı lan bu tespit? He? Sen üniversite okudun diye sen bakmış ha. Ne alakası var ya? Bu adamın bomboş konuştuğunu anlamak için okul okumaya falan gerek yok. Lan oğlum biz şurada iki lokma bir şey zıkkımlanacağız, yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Masaj yaptıracağız. Bu adam bunu hayalle geldi buraya. Ne bileyim bir ısınacağız. Defolup evimize gideceğiz. Sen niye Müge Anlı gibi her şeyi sorguluyorsun lan? Hiçbir şey sorgulamıyorum. Hiçbir adam sorun. Ne derse he deyip geçiyorum. Yani he deyip geç. Bu kadar. Tamam, bir yemeğimize bakalım. Oo, oo! Helal be, hay ne yakışmış. Nasıl lan, otur bak. Hadi kalkmadınız herhalde, otur. Neyse, tamam. Tamam, otur ya, kalkma. Ne dersin o abi, ne dersin o? Vay, 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 bağlama ha. Başladın mı paşa bir bağlamaya? Yeni ya, kaymak gibi, kaymıyor. Durmuyor ki, namussuz. Ha? Kayıyor, yeni ya. Sen ne zaman başladın buna? Ben hemen başladım, bitirdim. Bir hafta daha bitti. hızlı öğrendim ya. Ya diyorlar ki 9 tane nota var diyorlar. Hiç gerek yok ya. 2 notayla ben hallettim yani. Öbürleri fasafsız. Her şeyi çalıyorum 2 notayla. 9 notayla herkes çalar abi. Mühim olan 2 notayla çalmak. Çal be Paşa abi.
Kulağınızı bas silinsin. Hadi ben. Bu arada tatlı sipariş edeyim. Ya. Edeyim. Yet, yet. Abdi abinin telefondan söyle. Bak burada kayıttı zaten. Oradan söyle. Ha. Çalmayayım şimdi bu ya. İyi. İyi hadi çalayım hadi. Madem tamam. Israr ettiniz. Tamam. Şöyleydi herhalde. Şöyle tamam öyle. Safa ağzına şey yaparsa şey sağlam bir ötürü. Burada bir arz diye girer mi lan ağzına Allah muhafaza. Tükür yani ağzına girerse tamam. Ayda plastik bir şey vardı o yok bak. Neyse dur. Çatalla çalayım. Ay zaten. Ha, bak aferin aferin. Hatta burasıyla çalayım da daha. Çok kayyonamışsız ya yeni ya. Tutalım mı biz? Ne yapalım? Tamam. Bir şöyle arkadan bir el atsana hafifle. Bahadır ucundan tut oğlum. Şu herhalde tutma yani. Şuradan sen elini geçir. Bak şuna bak, şuna bak, şuna. Benim bana azıcık destek ol oradan. Ben de buradan tuttum abi. Ha? Giriyorum. İki yana. Döktür. Canım sen bırak. Tamam. Diğer bakır yol. Bak bitti bu. Çatalla yapalım. Diğer bakır yoluna. Ey diğer bakır yoluna. Delalım, delalım, delalım. Diyarbakır yoluna, delalım. Diyarbakır yoluna, Diyarbakır yoluna. Delalım, delalım. Diyarbakır yoluna, delalım. Nasıl buldum abi? Allah'ım. 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 Abi sana helal olsun. Nerelere götürdün bizi be? Değil mi? Şarkının içine girdik vallahi. Allah billah. Bacı abi. Duygu sellerine kalk olduk. Hem ağladık, hem güldük. Ya. Coştukça coştuk. Ağzına, tezenine, yüreğine, sazına, sözüne, saçına, bıyığına sağlık abi. Bu arada minimum sepet tutarı dolmadı da. Ha. Bir künefe daha etmeyeyim mi? Şeyi var orada, taşır tuşu var. Taşıra bas. Ha. Yapıştırdım. Taş. Sepeti taşır orada. Yavaşça tamam. Gönder. Çok güzel. Taşır abi. Hacı abi. Ne oldu? Tatlı gelene kadar ben... Masaj koltuğuna bir oturabilir miyim? Lütfen git ya, salla kendini. Çarpılma ama Fikri. Tamam. Bak 4500 watt falan o, çok fena. Kömür olursun. Berkay. Berkay mıydı? Bahadır abi. He, olsun, tamam. Üniversite okuyorsun ha, güzel. Evet abi. Üniversite, boş adam iş üniversite. Böyle yani, gerçek eğitim sokakta. Abi. Yani. Ben mesela felaket kitabı okudum, milyarlarca kitap okudum. Kitabın kütüphanem var evde, arka tarafta. Kitabın 10. sayfasına gelirim, 10 sayfa okurum. Gerisine tenezzül etmem çünkü tahmin ederim, bilirim. Okumam yani. Abi sana helal olsun, sen öyle bir adamsın. Sağ ol. Ceviz, ceviz. Biri ceviz dedi abi. Dolapta ceviz vardı, alayım mı? Alayım. Ya kırın kırın yiyin ya. Sen deyince aklıma gelecek. Kırın kırın yiyin. Üniversite okumadım ama inanılmaz bir aklım vardır yani. Kafam felaket derecede çalışır. Doğrudur abi. Doğru tabii. Şimdi mesela enflasyon var değil mi? Var abi. Felaket bir enflasyon var değil mi? Ne yapalım, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Değil mi? Daha çok para basabiliriz, bak. Görüyorsun değil mi? İşte bunu, bunu çıkıp akıl etmiyorlar. Ya abi. Sen ekonominin başına geçsen yemin ediyorum füze gibi uçarız. Ya. Ben zaten geçecektim. Evet abi. Üniversite döneminde karizmamdan, yakışıklılığımdan... Evet abi. Maalesef kızlar müsaade etmedi. Ah. Abi, Fikri iyi mi? Fikri! Ya plastik bir şeyle vuralım mı ona? İyiyim abi, iyiyim. Oğlum bak, dokuza basma. Mahveder. İyi, iyi abi. Tamam canım. Oh, vallahi rahatlattın tamam. Bizi be abi. Tamam, güzel. Aman diyeyim, sakin ol. Ne diyeceğimi falan unutturdun İbrahim ya. Hayret bir şey. Üniversite diyorsun lan, bir yakışıklıydın. Ha, bak şimdi sen... Bartu muydu abi? Bahadır abi. Ha, Bahadırcığım olsun, önemli. Yakışıklılığın başa bela, nasıl böyle kötü, zor bir şey olduğunu anlayamazsın yani. Yakışıklı, çok zor bir durum. Ben senden şimdi yakışıklı olduğum için normal yani. Tabii bakış açısı abi. Ne açısı? Bakış açısı. Aslan git istediğin yerden bak bakalım. İstersen git oradan, ayağına arkasından bak, amuda kalk bak. Nereden bakarsan bak, ben yakışıklıyım ya. Hatta bunlar söylenmez, ayıptır bunlar söylemek. Yakın çevremde, uzak çevremde bütün arkadaşlarım, etrafımdakiler beni Kıvanç Tatlıtuğ'undan daha yakışıklı bulurlar yani. Ne diyorsun lan sen? Hı? Abi Allah aşkına Kıvanç'ın soyduğu soğan bile senden yakışıklı, gözünü seveyim ya. Abi kendine gel ya.
Bahadır. Bahadır. Bahadır ne diyorsun oğlum, şaka mı? Demiyorum abi. Ne şaka yapacağım abi ya? Bahadır. Siz de şurada iki lokma yiyeceğim diye şu herife yaltanıyorsunuz, ayıp ya. Ulan sen var ya! Ulan! Kubilay Aka falan diyeydin, savunurduk da. Kıvan çok zor oluyor ya. Çıtayı çok yükseğe koydum be abi. Kubilay Aka mı? Sucuk ya bak. Bunu ittir, o takıldıysa bunu aç. Bunu aç, bu açar bak boğazı. Kubilay Aka. Ay be. Yazıklar olsun size ya. Aa bu haklıymış o zaman. Kubilay Aka. Ben de bunları vermiyorum size. Ne yapalım? Kısmet değilmiş o zaman. O zarflar ne abi? Ne oluyor abi? Bir şey değil ya. Abi miktar para koymuştum da miktar önemli değil. Neyse onu söyleyeyim. 3000 lira koymuştum. Tamam. Her geldiğinizde verecektim bir de. Her geldiğinizde yani. Bir kerelik değil. Aramızdaki dostluğun maddi olmadığını anlatmak amaçlı. Kafanız rahat olsun diyerek de her geldiğinizde hele bak bastırıyorum. Her geldiğinizde verecektim. Ama siz görüyorum ki Kübilay Ekka dediniz bana. Güzel. Her geldiğimizde mi dedin abi? Aynen. Her geldiğinizde arkadaşa söyleyin. Abi ya Kıvanç derken ya Halis Kıvanç anladım ben onu ya. O yüzden sen hani ben üniversiteliyim ya, benle kafa buluyorsun, dalga geçiyorsun diye abi. Yoksa konu Kıvanç Tatlıtuğ'sa bence sen 7 gömlek falan üstünüzü... Konuş Bahadır, konuş, konuş. Sus be oğlum, konuş. Vallahi daha yakışıklısın kaç abi. Gömlek, kaç gömlek? Ya 9, 10. Bakayım abi. Kur'an çarpsı 15, 16. Bayağı yüksek abi. Varım ya. Fark var abi arada. Biliyorum, ben de fark. Ya. Gerçekten mi? Yemin ederim abi. Abi göz var, izan var yani. Abi bir şey abi diyeceğim. Sen gel istersene, bize bir süre dokanma bize. Gel o yayılır şimdi elektrik. Uzak otur. Şunu bir tut sen de şöyle havada. Hah, hadi gel. Abi zarfları şimdi mi vereceksin? Yani pek sanmıyorum. Bayağı kırıldım. İyi hadi vereyim madem. Tamam. Dağdayım o zaman. Tamam. Ben tamam. Tamam. Veriyorum bak. Rahat olun. Arkadaşlar. Sağ ol. Şurada dursun. Orada ben sana şey yaparım. O zaman türküden devam mı diyelim? Hadi abi. Tabii abi şu kulağınızı pası bir silinsin. Ya doktor ya. Olur be abi. Çok güzel. Bahadır'cığım sen aldın değil mi zarfı? Aldım abi. Tamam sen benim müziğimin eşinde orada güzel bir dans yap kendine. Hadi. Abi şuraya yakarım şimdi ben, merak etme sen. Hadi bak. Gir abim benim. Siz de aralığa girebilirsiniz abi, alkışlarınızla. Ne zaman, ne zaman abi. Diğer bakır yoluna. Gelsene. Bak bugün pazar, vallahi yer bulamayacağız. Tıklım tıkış olacak. Gel böyle. Paşanın yeri burası mı? Bahadır, burası mekan değil ki. Burası ev. Evet. Paşa abinin evi işte. Aşkım takılma böyle şeylere. Bak birazdan gelecekler. Geç şöyle. Şöyle geç. Ya nereye geçeyim? Kimler gelecek? Burası nasıl bir yer? Nasıl bir konsept? Burada minder, burada jacuzzi. Ha, aşkım ya Paşa abinin zevki biraz karmaşıktır ama misafir ağırlamayı çok sever o. Bahadır bak. Pazar günü dışarıda kahvaltı yapmak istiyorum dedim. O iş bende dedim. Beni arkadaşının evine getirdin. Niyetim bozuk diyeceğim ama hiç öyle de bir tipin yok ya. Aşk olsun aşkım. Ben öyle bir insan mıyım ya? O günler sonra gelecek. Gel. Aşkım. Ekonomik durumum çok kötü bu ara sevgilim ya. Bak öğrenim kredisi yattı. Yattığı gibi gitti. Evin kirasını da ödeyemedim. Bu aralar biraz tasarruf yapalım aşkım. Ne olur. Hem buraya gelecek abiler çok komik. Bak inanılmaz güzel muhabbet olacak. Tamam. Yani madem durumun yok, ben anlayışlı bir kızım. Hem zaten kahvaltı da çok önemli değil ki. Önemli olan senin yanımda olman. Ay aşkım benim ya. Hay Bahadır. Hayırdır? Bahadır. Ha, abi. Bir boğaz daha mı lan? Buluşma yeri oğlum burası. Oğlum bana bak, kaç kere söyledik lan sana. Burası vallahi bir keşfedilirse Moğollar gibi yağmalarlar burayı. Aç kalırız. Fümet gelmiş. Allah Allah Allah. Abiciğim dur bir dakika, konudan sapmayalım. Abi Çiçek benim kız arkadaşım. Yabancı değil. He? Hem gördüğünüz gibi çok yiyen biri de değil. Ha, yengeyse sıkıntı yok. Ama dikkatli olalım Bahadır. Açız. Aman abi bu kadarız ya. Biz bizeyiz. Böyleyiz böyle. Merak etme gel. Yenge hoş geldin. Merhaba. Ben İbrahim.
Bu fikri dolabın içindeki Feridun. Selamlar. Bu da Bahadır, tanıyor zaten. Memnun oldum. Sağ ol, sağ ol. Vay! Aa! Vay! Görmedik. Jacuzzi! Ana! Bebeğim benim! Oo! Kaç zamandır senin hayalini kuruyordum aşkım. Bahadır. Aşkım. Adam jacuzziyi öpüyor. Ha, aşkım sen takılma ya. Fikri abinin böyle zengin nesnelere karşı bir zaafı var da şey yapma. Jacuzzi diyeceklerimiz falan hepsi burada hazır. İstiridye bile var yeminle. Aa, İstiridye var. İstiridye. Geldiniz mi gençler ya? Vallahi ya oturun, saçmalamayın, oturun, ayakta kalmayın. Oturun, yaşayalım. İyi hadi kalkın madem, kalktınız bari, kalkın, kalkın. Kalkın, kalkın. Aman İbrahim, aman ha, düşersin, yıkılırız. Ya açlık ben biraz. Yıkılırız, yıkılırız. Nasıl kıyafetim? Ama güzel bir yorum istiyorum. Nasıl, ha? Paşa abi, sen etek mi giydin? He, erkek eteği. Ya düşündüm şimdi, rahatlığımız amaçlı yani. Böyle bizim de bu tarz bir şeye ihtiyacımız var. Biyolojik olarak ihtiyacımız var dedim. Erkek eteği icat ettim. Nasıl? Paşa abi, bunu inşallah bir tek evde giyiyorsunuz. Sokakta giyme sakın ha. Ne alaka? Ne olacak sokakta giyersen? Nedir o? Abi, kot pantolon sektöründen ekmek yiyen çok. Sektöre bomba düşürürsün vallahi abi. Aynen abi. Oldu, oldu. Onlar da kot etek yapsınlar aslanım. Bana ne ya? Ya abi, kot etek demişken şimdi acıklık gibi geldi bana. İsterseniz ben hemen bir şeyler hazırlayayım. Hemen muhabbet bölünmesin. Hemen getireyim. Oğlum sormayın artık. Ne istiyorsanız yapın. Sor. O ne lan? Yastık zannettim. Üstüne basıyorum. Ne o? Abi, kız arkadaşım Çiçek abi. Sevgilim, seninle tanıştırmak için getirdim buraya. Çiçek, Paşa abi. Aa, hoş geldin. Hoş buldum. Aferin lan, verdiğim taktikler işe yaradı yani. Benim verdiğim taktiklerle kızı tavlamış, getirmiş bak. Hangi taktikler abi? Bahadır evet de. Açız. Evet abi, evet. Senin tak... Vallahi abi sağ ol, senin sayende. Bahadır hangi taktiklermiş onlar? Canım şimdi Bahadır heyecanlı bir gençtir, söyleyemez. Utangaçtır o. Ben de şimdi verdiğim taktikleri burada söylemeyeyim olur. Ayıp olur. Neyse hadi söyleyeyim o zaman, konusu açın da. Kadınlar eleştirilmeyi çok severler. Kadınlar sürekli eleştirirsek seni çekici bulurlar yani. Hayatımda duyduğum en saçma taktik. Ne diyor Bahadır arkadaşın? İyi mi arkadaşın? Hı? Sıkıntısı. Feridun, dolabı kapatır mısın bir dakika? Dolabı kapat şu an, bir şey... Getir götür olayını bir durdurma hanım, burada bir sıkıntı var. Sana soruyorum canım, bu seni benim taktiklerimle mi tavladı yoksa tavlamadı mı? Yo, hiç eleştiri falan yapmadı ya. Yapmıştır. Yapmıştır, yapmıştır. Sen hatırlamıyorsun yenge. Yapmıştır. Bahadır, hatırlar mısın? Hatırlatır mısın? Neler yapmış? Acil çabuk hatırlat, taktikleri söyle. Yaptım abi. Heh, yaptım. Ne güzelsin dedim ya kızım. Ya o iltifat değil mi? Ne demek, ne münasebet? Ne demek, nasıl yani? Gayet o şeydi. Ne kadar güzelsin. Ha, ne kadar güzel olabilirsin ki gibi eleştirisel bir şeydi. Aferin, güzel. Aferin bak. Aynı benim dediklerimi yapmış, şaşırtmaç da yapmış. Güzel. Aferin bak. Hadi. Devam, hadi. Oh, 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 oh. Hadi bakalım. Eteğim açılmıyor değil mi? Paşa abi. Ne oldu? Jacuzzi hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Çok büyük paralar verdim. Ciddi rakamları aldım. Yani çok böyle tehlikeli bir işim olduğu için geceleri bununla rahatlıyorum. Tehlikeli mi? Siz tehlikeli derken ne iş yapıyorsunuz? He, kabzımı aldım canım diyor. Kabzımı aldı. Hayırdır, domatesler tarafından tehdit falan mı ediliyorsunuz? Ediliyorsa da ediliyor adam, nedir yani? Ben ayrıca o domatesleri öldürdüm. Çok da güzel burada menemenimi yaptım. Sen aslansın, hadi gör. Sen kralsın, sen kralsın. Hadi alın. Afiyet olsun. Ay içinde biberler var. Sizin için bir tehlike arz etmesin Paşa Bey. Benim sevgilim şakaları ya. Çok evet. Komik kız ha. Paşa abi, çok komik. Şimdi mizah komiklik olarak Cem Yılmaz'la hemen hemen aynı seviyede bir insan olarak burada bir komedi göremiyorum ben. Ama burada sanki bana biraz bir kinaye mi yapılıyor? Olabilir mi acaba böyle bir şey? Hı? Yapılmış olabilir abiciğine. Sen de yani o menemeni yiyorsun ha. Paşa abim burada kinayeler altında. Sen de şu gırtlağını, koca gırtlağını buna içine mi atmaya çalışıyorsun şu an? Hayır abi, şimdi üzüntüden kan şekerimiz düştüğü için yedik ama doğru değil tabii. Ya Paşa abi, şimdi benim bu ekmeğe menemeni bandım ya. Hı hı. Islandı. Hı hı. Yani taşıyıcılık özelliğini yitirecek. Şu bal kaymağın içine düşmediğim yiyebilir miyim abi? Çatalarını bırak, biberi her şeyi bırakın.
Demek bizim mesleğimiz kabızmanlık tehlikeli değil yani ha? Senin kafana hiç karpuz düştü mü acaba? Benim kafama niye karpuz düşsün ya? Binde bir ihtimal bu. Sen bunu İskender abiye anlat o zaman. Kafasına karpuz düştü. 6 ay komada kaldı. İskender kaybetti bu arada. Yapma ya. Tamam işte binde bir. Yani ben hiç ikna olmadım tehlikeli olduğuna. Açsın ya yenge. Aç olduğun için ikna olmamış olabilir misin? Ha? Bak böyle bir bal kaymak ya. Bal kaymak ya kendine gelirsin. Ha? Biz çok zor buluyoruz da bu bal kaymağı. Öyle mi? Biz de açız ve biz de anlamıyoruz. Tamam. İkna oldum. Evet, tehlikeli olabilir. Evet. Tamam, bak güzel anladı yani. Aferin. Güzel. 5 yaşında bir çocuksan tehlikeli olabilir. Ne? Ne dedin? Abi, ne demişken abi? Benkilerde şalgam mı gördüm, halüsinasyon mu? Aynen, Adana'dan orijinal şalgam, parçacıklı şalgam getirdim. Oo, ben getireyim. Neyse, sen git al. Hadi abi. O zaman, tamam. Hemen abi. Ne oldu Fikri, yine kıpraştın? Paşa abi. Ne oldu? Abi, jacuzzi'yi bir deneyimleyebilir miyim acaba? Fikri, şu an benim oturma adamla böyle çıplak erkek vücudu hoş olmaz yani. İstemedim. Kıyafetle girerim abi. Tamam, o mantıklı olur. Öyle gir. Sağ ol abi. Hadi canım, gir. Dikkat et bak. Çarpılma geçen seferin. Hadi. Masaj koltuğunu verdin mi? Yok, bebeğim benim ya. Aşkım benim. Sıcaklığını ısıt beni. Bunun jacuzziyle bir olay mı var? Ne diyor bu çocuk ya? Bundan sonra jacuzziyi çamaşır suyuyla falan yıkamak lazım. Ne? Başar. Çamaşır suyuyla diyorsun. Vallahi Koşu abi. Gerçekten çok kız. Koşu abi, bu arada bir şey söyleyeceğim. Çiçek de senin gibi resim kursuna gidiyor, biliyor musun? Öyle mi? Ne kadar güzel. Sen de mi ressamsın benim gibi? Siz demin kabzımalım demediniz mi? Yani ben kabzımadan ressam olarak başladım mesleğe. Sebze meyve çizerek kuallere, devamlı da sebze meyvelere bakarak o işi de öğrendim yani, o şekilde. Ya saçma bir şey ya. Hayatım hiç böyle saçma bir şey duymadım. Sana ben cevap vermeyeceğim gıcık kız. Şu an içeride milyarlarca resimden bir tanesini getireceğim. O resim sana cevap versin. Bakalım resmi görünce de böyle konuşabilecek misiniz yani? Bekleyin bari. Şey yapmasaydım. Ya yenge! Yenge sen ne yapıyorsun ya? Niye inatlaşıyorsun adamla ya? Ya ne diyeceğim? Bunun her dediğine niye evet demek zorundayım ya? Allah Allah. Ayrıca bu ne böyle etek giyiyor ya bu adam? Siz niye bir şey demiyorsunuz? Ya yenge, Allah Allah. Sen hayatta çok sevdiğin bir şey yaparken seni rahatsız eden bir şey görmezlikten geldin olmadı mı hiç ya? Ne gibi? Gülü sevip dikenine katlanmak gibi. Evet. Acı yiyip çıkışına katlanmak gibi. Kurtlar Vadisi'nin tekrarlarını sevip izleyip Ömer Baba sahnelerine katlanmak gibi. Hep atlıyorum burada. Ben saklıyorum. Aşkım. Ayrıca şurada 2 lokma yemek yiyelim. Adam bırak resmini getirsin, göstersin. Biraz sabret. Ondan sonra bol bol gömersin ya. Sabret biraz. Fikri iyi misin lan? Fikri! İyi mi o? Evet, hazır mıyız gençler? Şimdi bak, sakın bunu fotoğraf zannetmeyin. Birebir kendi ellerimle çizdiğim bir şey. Paşa abi, affedersin de. Affedersin de. Bahadır. Abi. Ne oldu ona bana ya? Bana muz verir misin oradan? Muz mu? Muz. Bir hayalime daha yaklaşmak istiyorum. Nasıl bir hayal ya o? Verme istersen yani. Fikri oğlum. Neyse. Evet, İbrahim. Söyle bakalım. Abi. Ne bu? Şu an konuşamıyorum. Yine ağzın doludur. O yüzden yani. Bir ara ver İbrahim. Olmaz ama yani. Feridun. Evet, ne görüyorsun canım burada? Abi sevgi görüyorum 1. Umut görüyorum 2. Çocuklarımızın geleceğini görüyorum 3. Oğlum nesne olarak diyorum. Ben ağzına vuracağım burada. Nesne olarak. Fikri. Oradan uzaktan bak bakalım canım. Ne görüyorsun? Kuş görüyorum abi. Kuş mu? Ne kuşu lan? Huma kuşu. Onu s**mayın kuşunuza, delirtmeyin beni. Kuş değil. Şurada ne... İbrahim, ne görüyorsunuz şu resimde? Yine bana mı geldi? Sana geldi tekrar. Ne gördün? Burada ne var şurada? Ne var lan şurada? Salatalık. Lan ne salatalık? Oğlum bak beni, delirtmeyin beni. Fena dur. Debriyaj, pancar motor abi. Ne debriyaj? Oğlum hasta mısınız siz? Lan şu resmi bilemeyen insanlıktan da anlamaz. Dostluktan da anlamaz. Şu resmin ne olduğunu anlamayan benim soframda yemek yiyemez. Çeker gider, bunlar burada kalır. Son şansınız var. Abi. Bu resimde ne var? Ne var? Ne bileyim ben? Köpek mi o?
Çiğdem arkadaşımıza alkışlayalım. Allah'ım! Yengelerin yengesi! Bravo Yengel. Sana da hediye edelim bu. Resmi aferin. Ay, abi sağ olasın. Milyarlarca var dışarıda. Azıcık kendinizi verin ya. Ya Paşa abi bak. Ne oldu lan? Çok kötü yaptın bizi. Sanatçının halinden sanatçı anlıyor yani. Ama bizi bu yüksek sanat olaylarına katma. Üstü sevdiğim ya. Doğru. Şu dost meclisinden bizi mahrum bırakma. Ne olur. Tamam İbo ye biraz. Tamam kendine gel. Doğru söylüyor bak. Sanatçı aferin. Çisel orada bayağı iyi anladı yani. Sen simetrilerini anlıyorsun, her şeyden anlıyorsun. Bravo. O arada bana yakın çevrem, uzak çevrem der ki, paşa der, paşa bey derler. Sizin yüzünüzde kusursuz orantı var diyorlar yüzünüzde. Doğru değil mi? Alakası yok be. Nasıl benim, İbrahim benim yüzüm kusur... Ben alalade bir yüze mi sahibim? İbrahim, alalade miyim ben? Söyler misin? Alalade miyim oğlum ben? Cevap ver. İbrahim. Alalade miyim diyorum. Oğlum alala demeyim diyor. Cevap ver. Alala demeyim lan be. Benim yüzüm alala deme yüz mü? Ekmeği vur ha. 40 tane ekmeği vur. Bir şey yap. Oldu mu lan? İyi misin? Oğlum alala demeyim diyorum. Bir onu söyle lan. Alala deme de bir şey adama ya. Ya alala. O ne demek? O ne? Alala deme. Alala sıradan gibi değil mi? Sıradan ha. Yıldım. Fikri. Yıldım. Ayaklamıyorum. Hayır. Yeri değil, hayır yeri değil. Son son. Sen de bir dur lan. Yeri değil abi, tamam. Tamam, lo sakinleş. Lan. Ah be! Sanat eserim. Fikri iyi misin? Oğlum muz nerede lan? Muz vardı burada. Ya bir yemek yedim. Yıldım, yemin ediyorum tamam. Yıldım. Abi. Helal edemeyeyim onun için. Ya Paşa abi o değil de. Geçen gün senin Instagram'da bir tane fotoğraf paylaştın bir flamenco kursunun önünde. Hayırlı olsun diyebilir miyiz abi? Aynen. Diyebiliriz canım. Hadi dedin yani bana. Yani. Peki. Doğru canım, doğru. Ve artık usta bir flamenco dansçısınız. Öyle mi? Ne güzel. Kaç ders aldınız? 25 dakika falan sürdü. Yani, hoca dedi ki benim sana bundan fikri. Ya bu bayağı kıtlandı bu çocuk. Yıkandı bu bayağı. Neyse, 25 dakika falan hoca dedi ki benim sana daha öğretebileceğim bir şey yok dedi yani. Git dedi. Giderken de şurada... Ha bak şalgamı döktün. Ayakkabılarını bana verdi, pabuçlarını. Evet, tamam. Yani ustanın el vermesi gibi. Evet. Şimdi flamenco dansı ayakla yapılan bir dans olduğu için... Aynen. Bu da ustanın eli gibi düşünün yani. Allah Allah. Çok tatlı bir ayakkabı bunlar. Maşallah. Vay be. Baş abi. Canım. Böyle jacuzzi de dinleyince daha dokunaklı oldu. Gözümden yaşlar geldi abi. Evet, köpük kaçmış olabilir gözünüze. Olamaz. Olamaz, hayır. Hiç de olamaz. Ya Paşa abi, 25 dakikada nasıl kaptın ya bu işi? Anlat be, şimdi övmek gibi olmaz. İyi hadi madem merak ettiniz, anlatayım ben. Hocaya dedim ki, hoca dedim, beni uğraştırma dedim bunlarla dedim. 20 saatlik falan bir ders var. Benim peşin vereyim, bana mantığını öğret dedim. O şekilde hemen hallettik ya. Ya ne kadar iyi bir teklif ya, ne kadar doğru bir karar ya. Herkes böyle davransa, yemin ediyorum insanoğlu bilgi içinde yaşar. O da hemen anladı zaten. En iyi olduğunuzu mu? Ne? En iyi dedi abi, en iyi. En iyi dedi abi. Paşa abi. Abi çok merak ediyoruz, bize göstermeyecek misiniz şu dansını? Hakikaten ya. Paşa abi ya. Şöyle bir şovunu yap. Hadi biz abi. Biz de şapuzluya girelim. Hadi ha? Abi, bekliyoruz be. Bize bir şovunu yap ya. Değil mi Feridun? Hadi abi, mesnet bizi be. Yani şimdi çıplak olarak jacuzziye pek girmeseniz... He, kıyafetli evet, oluyor abi. Mu? Haydi madem, hadi biraz abi. Oynayalım o zaman. Hadi al. Ben şu köşeyi yerime geçeyim. Buyur abi. Az kayna, az azıcık lan. Bismillah. Çıkar önüme, kırmayacaksın. Onu biraz kız hayvan gibi açmış, itik durdum abi. Oğlum, boğulacaksınız. Abi. Neyse. Diyarbakır! Yoluna! Düşedim toydum yoluna. Delalım. 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 Ey. Nasıl? Ya ne diyeceğim? Masajlar çok iyiydi. Tabii tabii ne diyeceğim? Bir tane at kuyruklu çocuk vardı. Aytoyo Banderas. Ondan falan daha iyiyim değil mi? Evet. Ya git aşkım bu ne be? Ne diyorsun kız sen? Bandıdı lan.
Bu ne ya? Aşkım sen ne diyorsun? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun ya? Ya duyuyorum aslında. Siz duyup adamın her dediğine iki lokma yemek yiyeceksiniz diye. Evet, çok iyi, muhteşem. Bu ne artık ya? Ben gidiyorum. Bahadır, geliyor musun? Bahadır! Paşa abim mi? Bu ortam mı? Yoksa bu yağlı saçlı kız mı? Bahadır! Bahadır! Jacuzzi de bir güzel. Sor. İnanılmaz abisin. Çiçek! Üzgünüm Çiçek. Bu iş burada biter. Ekonomi çok kötü. Benim de hayatta kalmam lazım kızım. Ne haliniz varsa görün. Abi, abi, sen Çiçeğciğim, şu kız beni sabahtan beri çok gerdi. Bak, hepimiz yediğim lokmadan hiçbir şey anlamadım. Vallahi İbrahim abi, ben de öyle. Paşa abi sağ olsun, vallahi gözümü açtın. Helal de oğlum. Paşa abi, iki figür göstersen de şurada yarım kaldı keyfimiz. Ya yapmayayım. İyi, hadi oynayayım. Ben de şey istedim. Hadi, hadi gözümü hadi kırsın. Hadi güzelim, alkış tutuşuyorum. Hadi bak, hadi. Diğer bak, diğer yoluna. Gelmemiş. Ev boş, mekan boş. Gelin. Şöyle geçelim de sofraya yakın alalım. Gel, gel. Yalnız arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yani bu yemeğe çıktığımız mekan ne kadar da çok eve benziyor. Ev zaten burası. Seni Paşa abiyle Paşa abinin evinde tanıştırmaya geldik. Çüş! Nasıl konsept bu? Ya yetercim canım benim. Bak ben de çok başlarda yani aşırı yadırgamıştım. Çok haklısın ama tulum peyniri var ya. Bedava. Kızım, vallahi konuştukça içimde en ufak bir romantizm bırakmıyorsunuz her. Boş musun? Seni biriyle tanıştıracağız. Çok tatlı, çok iyi biri dediniz. Ben de müsaittim. Tamam, tanışalım dedim. Ama tulum peyniri nasıl bir referans olabilir Çiçek? Abi. Kızı getirmiş yani. İyi bari kız gelmiş. İyi bari tabii. Paşa abi, Paşa abi bunu oyalarken biz de gönlümüze göre yer içeriz. Hadi. Allah Allah ya, ben tanımadım üç tane tipin yanında nasıl tanışacağım ya bu insanla? Bacım, bacım sen rahat ol. Siz sohbetinize, muhabbetinize bakın. Biz yokmuşuz gibi davranın. Arkadaşım, ben sen yokmuşsun gibi nasıl davranayım? Ana! Paşa abi PR gözlük almış lan. Almış değil mi lan? Ulan! Sanal evrenleri açılan yeni dünya düzeni. Hep denemek istemiştim ben bunu. Nasıl çalışıyor ki bu? Veli, Paşa abinin dolabı dolu. Kuru et var. Ondan sonra bakıyorum buraya pastırma var, sucuk, sosis, Frankfurter sosis. Buradan kut olmadan gitmiyoruz bugün ha. Pepino bile var. Pepino ne lan? Pepino et mi lan? Ne et lan? Aşırı pahalı bir meyve. Öyle her yerde de bulunmuyor. Şişt, getir getir. Göberiz ha, onu da koy. Ya yenge, sen en son bizi bayağı rencide edip kapıyı çarpıp gitmemiş miydin? Hangi ara Paşa abiye buzdolabı tarikatının müridi oldun? Sen son zamanlarda alışverişe çıktın mı hiç? Yoo. Burayı yoo. Evet, fark ettim. Nasıl pahalı biliyor musun her şey? Bana bak, ben eğer haftanın üç günü burada yemezsem ailemin yanına gidemiyorum ya. Allah Allah, nasıl açıklamalar bunlar Çiçek? Ya ben nereye düştüm ya? Nasıl bir düzen? Kim abi bu Paşa abiniz ya? Kimmiş abi bu adam? Gençler hoş geldin. Kalkmayın. Kalkmayın bak. Zahmet. İyi kalkmadım. Hadi kalktınız. Yarım almasın. Kalkın, kalkın. Hadi bak. Nasıl erkek elbisem mi? Paşa abi. Neden? Bu erkek eteğinden pek randıma almadım o işte. Ben de böyle bir revizyon yaptım yani. Güzel olmamış mı? Beğenmediniz mi? Paşa abi, yerinde olsam bu elbiseyle mahalleye çıkmam. Niye, ne alaka İbrahim? Yuvalar yıkılır abi. Seni bununla gören evdeki adama bakar mı? Boşanmalar artar vallahi. Yapma etme, özünü seveyim ha. İnsanların saadetiyle oynama.
O zaman bir daha müjdemi isterim, sana da yaptırttım bir tane. Git içeri giy. Oldu. Abi. Hı? Abi ben sen gibi taşıyamam ya. Oğlum senin kendi ebadına göre diktirttim yani. Git giy, beni ikin ettirme hadi bir daha. İte burama kadar geldi abi. Ne konuşuluyor? He? Sen bir şey demeyecek misin Şoray Uzun? Benziyor ama. Ya duruyor galiba. Bu ne tarafta abi elbise? Şu tarafta, bak o tarafa. Peki abi, o taraftan çıkayım. Bir bedeli olacaktı. Evin her yerden giriş çıkışı var, hadi bakalım. Abi elbiselerde kafalar karıştı ya. Ben dolapta pepino mu gördüm? Aynen, özel getirttim böyle. İsterseniz tadına bakın. Ha, tamam, yemeğin üstüne ben o zaman pepinoyu yapıyorum abi. Hadi kafanıza göre, hadi oturun lan. Ne ya şimdi bu? Ben de diyorum sıcaklık nereden geliyor? Oğlum salonun ortasına güneş doğmuş maşallah ya. Nereden çıktınız siz böyle? Abi sen hep diyordun ya erkek erkeğe geliyorsunuz, biraz da kız getirin. Evet abi. Yeter çiçeğin arkadaşı. Yeter. Paşa abiye bir merhaba desene ya. Olur diyeyim canım. Siz yerken şurada da raks edeyim mi? Çocuklar siz hayvan mısınız ha? Öküzlük yapıyorsunuz. Size devamlı kadınlardan bahsediyorum. Kadın ruhu manda yoğurdu gibidir. Aymağını sıyırmazsan tadını alamazsın. Çüş! Nasıl benzetme bu be? Benzetme mi beğenmediniz? Hayırdır anlamadım. Abi benzetmeni beğenmedi. Sen sucuğunu Allah beğenecek. Allah. Baş abinin sucuğundan çok güzel. Tava yaptım, hemen yumurluyorsunuz abi. Tabii tabii. Kayseri'den özel getirdim. Yeter hanım buyurun. Kuru et de var. Kuru etime doyamayacaksınız o şekil. Ay hadi abi ben gidiyorum ya. Ne işim var burada? Allah. Evet. Bana bir yer açın hele bakalım. Ay tabii ki gitmiyorum ya. Biraz eğleneyim bence ben yani. Eğlence kırla bizde, kırla, kırla. Paşa abi. Ne oldu fikri yine? Abi eğlence demişken, VR gözlük almışsın. Aynen, en son modeli, 4K'li. Çok büyük paralar verdim de şu an burada ayıptım. 12 bin liraya aldım ben de, bayağı güzel para verdim. İbrahim rahatsın değil mi? Güzel oldu elbise. Abi bugüne kadar giymediğim her güne lanet ediyorum. Çok rahatmış, çok. Ver oğlum bunu merak ederim. Ekmeği uzak. Yavaş, parçalamadan birer birer ye. Yeter abi görüyorsunuz değil mi? Benzetmesini beğenmediğiniz adam nasıl vizyonlu yani? Arkadaşlar bu arada size son romanımı hediye ettiler mi? Efendim son romanınız mı? Hı-hı. Tabii. Abi, roman mı yazdınız? Evet. Wow. Bunlar da boş değil yani Paşa abi. Ya ben de şaşırdım. Vallahi şaşırdım roman yazdığınıza. Adı ne romanınızın? Bir Kabzıman'ın Hatıra Defteri. Konusu ne? Bir Kabzıman'ın Hatıra Defteri. Çocuklar sizlere de geçen hafta birer tane yolladım evet, kitaptan. Okudunuz değil mi? Aa! Ha! Okumadım. Hemen yemeği bırak bir dakika. Kitap okumadım acaba? Abi okumamış olabilir miyiz ya? Niye büm büm bakılıyor o zaman okunduysa? İbrahim okudun mu kitabı? Ekmeği bırak. Ekmeği ağırlık yapıyordur senin. Sosisi de bırak. Okudun mu kitabı İbrahim? Abi benim okuma yazmam yok. İbrahim bu bir bahane mi? Hayvanlar gibi yemene küçük bir ara verip okuma yazma öğrenebilirdin. Çiğde, Fikri, Mahra'dır. Sizin okumanız da var. Ben bu eseri yazarken tam 3 saatimi verdim bu kitabı yazmaya. Benim eserlerimi de okumayacaksanız bu birlikteliğin, bu sofraların falan bir anlamı yok. Hemen şu an benim kitabımın konusu hakkında bir bilgi veriyorsunuz, değil mi? Abi şey, bir Kabzımal'ın hatıraları hakkında. Oğlum okudum madem, niye söylemiyorsun? Aferin. Abi devam edebilirsin. Lütfen, lütfen. Niye bıraktınız? Yiyin zaten. Paşa abi. Ne oldu Fikri yine? Ben VR gözü deneyebilir miyim abi? Git dene hadi git dene. Roller Caster diye oyun var, boks var. Onları oyna yani. Düğme var orada. Bas çok basma hadi bakalım. Zombili var mı abi? Zombiliye gireyim ben. Gir istediğin yere gir ya. Yeter hanım bu arada ben İngilizce de öğrendim. Kitabımı İngiliz insanlar da okusun diye çevirisini kendi başıma, tek başıma yapıyorum. Hayal. Sağ ol. O zaman çeviri kursu aldınız herhalde değil mi? Yok dil öyle, bursla mursla öyle eğitimli öğrenilmez dil yani. Burslar okullar var ama bence boş iş onlar. Tamam baratso değil mi abi? Aynen, aynen efendim. Nasıl öğreniliyormuş acaba değil? Gözlem yaparım. Fikri iyi misin? Gözlem.
kadem yaparak efendim ben bir tane İngilizce film baktım. Bir de İngilizce şarkı izledim. Ama dinledim şarkıyı. Bu şekilde hemen ruhu kaptım yani. Fikri bize bir şey yapmasa ama Fikri öte yanda oynayacağını. İngilizce kelimeler, cümleler falan hep aynı zaten. Hayır efendim, hiç aynı falan değil. 10 senedir öğrenmeye çalışıyorum. Zombi kap. Gerçek değil o Fikri, salak mısın? Yavaş bak, yeter arama geliyordu. Aa! Fikri çatal vereyim mi lan, saplarsın. Yapma, yapma. Kendini falan bıçaklar, yapma. Neyse efendim, ne diyordum? Öyle kolay değil yani İngilizce öğrenmek. Ben 10 senedir çabalıyorum, öyle ha, kolay değil. Bana yalancı mı deniliyor şu an, ben anlamadım pek. Yeter! Shut up please. Tamam tamam susuyorum ya. Ya zırvalıyor lan. Resmen zırvalıyor artık. Saçmalıyor ya. Saçmalamak mı? Ya biz de çekin lan buna da şimdi. Stop the yemek. Yemek no. Oğlum bıraksanız İngilizce bilmiyor musunuz? Yemeyin diyorum ya. Ha. Fikri sen de dur. Abi durursam öldürürler. Lan dur diyorum sana dur. Sakin oyna, git köşe... Öldüm ya, öldüm. Adamı yediler ya. Balkondan aşağı düşersen 10. kattayız. Paramparça olursun bak. Dikkatli oyna. Ne ya? Öldüm ya. Ben anlamadım. Yeter abi, siz beni mi eleştiriyorsun İngilizce öğrenme yöntemi falan? Ya madem biliyorsunuz İngilizce, buyurunuz konuşun ya. Biraz İngilizce konuşun, dinleyelim. Ya Allah aşkına ya. Bahra'dır, senin seviyen benden az ama olsun. Ben söyleyeyim, sen çevir. Fantation, Aintation, Etisation, Communicate. Çevir canım. Şimdi Paşa abi, aksanı biraz farklı geldi ya abi. Bu nerenin aksanı abi? Bu şeyin aksanı güzel kardeşim. Paşa abinizin ardının aksanı bu. Ardından sallıyor böyle. Ne sallaması şimdi öyle. Allah? Oğlum öyle. Bak tamam benim biraz akıcı İngilizcem. Sen de haklısın, hızlı konuştum. Tane tane söyleyeceğim, çevir bak. Ben sinirlendirmeyi. Fantation. Aintation. Etisation. Communicate. Lan neyini anlamıyorum? Fantish, antish, netizmiş, communicate. Bahadır! Bahadır! Hadi oğlum! Abi sen özneyi yüklenme, bul arayı kendi kafana göre doldur. Hadi abi! Hadi oğlum, hadi. Oğlum öküz gibi ama fantish, antish, netizmiş, communicate. Fantish, antish, netizmiş, communicate. Ama abi, kamsımallık bu ülkenin can damarlarından biridir. Bahra'dır'ı alkışlıyorum. Allah'ım! Allah'ım malum oldu lan İngilizce adama, malum oldu vallahi. Paşa abi, yiyebilir miyiz? Oğlum niye bıraktın zaten? Yiyin haydi. Paşa abi, ben tenise giriyorum abi. Gir, gir sen. Nereye girersen gir Fikri. Oğlum onu çıkar bak, yavaş vur. Yeter Hanım. Yani gördüğünüz gibi benim İngilizcemde sorun yokmuş. Ya da o kadar egolusunuz ki kendinizi bunları... yapıyormuş filan zannediyorsunuz ama bayağı sallıyorsunuz yani. Ne demek? Anlamadım. Ne diyor ya? Paşa abi, o değil de sen geçen Instagram'a bir pilates topuyla fotoğraf koymuşsun. Hayırlı olsun diyebilir miyiz Habertürk? Aynen, aynen. Hayırlı olsun diyelim. Hatta size de hayırlı olsun çünkü pilates hocası da oldum. Çok şükür ya, nihayet. Ben böyle bir şey bekliyorum. Evet. Aynen. Abi sen zaten aşırı esneksin ya. Çok değil esnek biriydin. Değil mi? Tabii, tabii. Ama yani siz bence hepiniz daha esneksiniz Paşa abinizden. Maşallah hepinize. Şu an burada bana dolaylı yoldan laf mı sokuldu? Yok Paşa abi. Dur dur, Fikri topu kaçtı herhalde. Fikri iste oradan topunu. Atsınlar, teyze var orada bak. Onu iste. Fikri iyice gitti ya, yazık. Paşa abi o şu kadın görmedi ya. O yüzden öyle söylüyor. Aslında top varsa bir iki Fikir göstersen. Hadi ya şu an hiç gerek yok. İyi madem hadi ısrar ettiniz, getireyim topları. Vay be abi. Fikri dur, dur. Sakin bak. Topu havaya at, öyle vur. Sen çok kötü oldun ya. Keşke oynamasaydın. Şu tarafa doğru ha. At hadi. Çok güzel. Sesi de çıkardı. Güzel. Ha? Fikri size emanet. Geliyorum. Fikri! Oğlum tenis oynadığına emin misin lan? Ya arkadaş. Biz niye bu ortama birilerini sokmaya başladığımızdan beri gün yüzü göremiyoruz? Ne biçim insanları sokuyoruz ortamımıza? Evet ya, vallahi çok pardon. Yeter. Rezil ettin ha beni. Ben mi rezil ettim? Evet Çiçek. Ya herifin IQ'su 0'ın altında 1. Herif ne dese he he diyorsunuz. Deniyor musunuz siz ya? Ay bu da başımda be! Of! Ablacığım ne yapalım? İsyan edelim de aç bakalım, ne güzel yiyoruz ya. Evet.
Eskiden avcı toplayıcı dönemde insanlar yemek yemek için kilometrelerce yol gidiyordu. Biz de Paşa abiyi dinliyoruz, aynı evet. şey. Ha sen bir de bu bütün bu saçmalığa antropolojik bir çerçeve mi planladın? Aşırıcı! Aynen, aynen Yeter'cim. Biz biz hepimiz böyle salağız. Evet. Bir tek sen akıllısın. Evet, aynen vallahi. Öyle. Şurada 2 dakika dayanamadı. Şunun üstüne bir tatlı yiyeceğiz, bir sabret ya. Ay tamam, öz susuyorum Çiçek. İkisi. Bak alt komşu aradı, ne o sesleri diyorlar bak, yapma. Ferodo, diğer topları alamadım. Sen getir. İbrahim, boğulacaksın artık. Kaldır sofrayı da spor yeri yapalım buraya, hadi. Sofrayı kaldırmıyorum, geri çekeyim. Görmüyorum, hadi geri çek. Konuşamıyor bile ya. Hadi bakalım. Anamızı. Çiğdem, al sen bu topu Çiğdem'cim ha. Heh. Dikkatli tut bak. Şimdi ilk hareketi yaptıracağım. Evet abi. Tamam mı? Bu fikri nedir böyle ya? Ne yapıyorsun kardeşim? Bir şeye biniyor bu herhalde. At binmeye açtı herhalde. At binme var onda. İnşallah at binmedir abi. İnşallah, inşallah. Şimdi bu ilk hareketimiz, size 1 dakikada 3 kilogram yağ yaktıracağım. Tamam, tamam. Evet. Şükür. Şimdi çember yapın, ellerinizi tutun. Toplara oturarak çember. Abi. Daire, simit gibi. İbrahim simit değil mi? Anla sen. Çok güzel, evet. Abi, sucuk sucuk. Çemberi açın biraz. Çemberi açın. Şu şekilde. Pilates. Pilates. Altın. Bravo. Bravo abi. Süper. Aç bir daha. Bir daha istiyor adam öyle. Buyurun. Attığım anda güzel bir zıplama olsun tamam istiyorum abi. Burada. Tamam abi. Ev sallansın. Fikri kenara çekilse. Pilates. Pilates. Tamam bu. Vallahi evet. Süzüldüm ben. Gördün mü? Hemen ağzını süzüldüm. Hadi abi. Esnedim ya. İkinci hareket daha önemli bir hareket. Ben çok 3,5 kere falan yapabiliyorum. Burnumda fox, evet. Fok balığı gibi şu şekil. Evet abi. Şunu yapma. Evet. Abi. Hadi. Evet. Fikri, bak attan en foka bir fok var burada. Çok iyi. Sirke döndü ya şimdi de ortam. Vallahi. Ay geliyoruz arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne sirki ya? Ben bu hareketler ya, sayesinde Kerim Bursin'le çok daha iyi bir vücuda sahibim yani. Ya bir git abi. Ne diyorsun kız sen? Abi. Sen şu tipine bakıyor musun şu tipine? Kerem Bürsin'miş. Koymuş topu burnuna böyle böyle fok gibi geziliyor. Bu manyak da ortada. Tıvay annem lan burası. Ne ya senin Kerem Bürsin be? Kendi evimin salonunda yaşadığım şey şu an... Çiğdem, bu arkadaşın... Görüyor musun ne yaşadığını salonunda? Ben alıyorum abi. Onu al ya. Attan indir onu, attan insin o. Ben abi bağlayacağım buraya. Ben kendi evimde şu an bu muameleyi hak etmedim. Anladım. Bu arkadaşının hakkında bir şey söyler misin şu an? Söylemem abi. Çünkü o artık benim arkadaşım değil. Ben bu saatten sonra onun yüzüne bile bakmam. Ben bakmıyorum senin yüzüne. Manyaklar sürüsü be. Hepiniz kafayı yemişsiniz. Gidiyorum be şu anda. Lütfen. Ne ediyor belirsiz? Çekil lan şundan. Allah. Peki tamam. Sakin ol. Ne şimdi ya bu? Gerçekten muazzam davun oldum şu an. Çok kötüyüm. Paşa abi senin burada adeta bir kültür merkezi yarattığın için o çekemedi kültürsüz. Zorla küfür yaptırdı ya. Aşağı moraller bozuldu. Pepin öyle diyorum, toplar mıyız acaba? Toplarız. Ha? Tamam, ben o zaman bir üç hareket daha yapan Pepin'e yer açırsın. Hadi. İbrahim, şimdiki hareket sen açacaksın, ben vuracağım. Tamam, hadi. Şunu aç şöyle. Yerden yalnız bana bak, duvara vurma. Yan tarafta ünlü bir tane komşum var. He. Ali Sunal'ın evi yan taraf. Sıkıntı yaşamayalım yani. Aç şöyle bana doğru. Ama güç şöyle at. Pilates! Evet, hadi bakalım. Çok güzel. Böyle vuruyoruz. Bu tarafa doğru. Abi. Bu tarafa doğru. Duvara doğru. Pilates! Çok güzel, evet. Bravo. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Pilates! Bahri, hadi. Hadi hepiniz aynı anda. Pilates! Tamam. Bak Fikri çok güzel. Ya bir dakika ya. Orası benim yerim. Her zaman ben oturuyorum. Hem kızım sen niye geldin ki? Daha geçen hafta Paşa abiye küfür etmiyor muydun sen? Canım benim, senin ev kiralarından haberin var mı? Hayır, ev kirasını ödesem buzdolabına bir şey alamıyorum be. Açım oğlum, ne var şurada otursam? Evet ya, bırak işte yesin gariban. Sanki senin cebinden çıkıyor Bahadır. Ya tamam, tamam da İbrahim abi çok olduk diyor ya. Boğaz sayısı arttı diyor. Bu hoca da nerede kaldı ya?
Çocuklar, bilim merkezi dediğiniz yer burası mı? Evet hocam, buyurun. Ama çocuklar, böyle yer sofrası olan bilim merkezi mi olur? Rica ederim yani. Hocam, arkanızda direkt de var. Fark ettim, fark ettim. Acaba biz burada nasıl bir bilim konuşacağız çocuklar? Aa hocam, bilim konuşmak için illa konferans salonu mu lazım? Ya da ne bileyim, laboratuvar mı lazım yani? Evet, evet, sen de haklısın, sen de. Peki kiminle bir bilim konuşacağız çocuklar? Ha, gelmişler. Merhaba hocam. Merhaba üstad. Üstad mı? Üstad ne lan? Oğlum, bu nasıl bir yer? Ben kimle bilim konuşacağım oğlum? Ne oluyor burada? Oo! Direk almış. Dans direği. Ulan hep bunda dans etmek istemişimdir. Kalçalara iyi geliyor diyorlar. Arkadaşlar, papaz erik var, kiraz var, sezon açılmış. Et de var, et. Et olarak pirzola var, lokum var, hindi füme var. Hindi mi? Evet. Gönder hindiyi. Sen niye geldin? Aç. Arkadaş, iyice aş evine döndü burası. Ne oluyor lan burada? Çocuklar, ne oluyor burada? Biri orada buzdolabını karıştı. Biri burada bu direği seviyor. Bir sürü aç insan. Beni nereye getirdiniz? Ben kimle bilim konuşacağım çocuklar? Bahadır, bir cevap ver oğlum bana. Ya hocam, Paşa abi istedi de bize bilim adamı, entelektüel bir adam getir. Yoksa bir daha da gelme dedi buraya. Oğlum, ben nasıl bir tezgahın içine düştüm ya? Paşa abi kim? Oo! Gençler, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kalkmayın, lütfen kalkmayın. Hadi kalkın madem, hadi. Kalkın madem, hadi. Nasılsın? Hı? Şöyle bir bakın bakalım. Nasıl olmuşum? Pelerin modasını geri getirmenin zamanı gelmedi mi? Geldi de geçiyor abi. Muhteşem olmuşsun. Değil mi? Bir hikayesi var mı Paşa abim? Olmaz mı İbrahim, olmaz mı? Eski İstanbul lordları, siz bilmezsiniz tabii, 1800'lü yılların sonlarında bu pelerini, bu giyim tarzını moda etmişler kendilerine. Ama fakat o dönemin Cumhuriyet Başbakanı Tanju Çiler bir kanun getirip yasaklamış bunlar yani. Hocam, siz bilirsiniz yani, yanlışım var mı? Cümle içinde bir tane doğru bilgi yok. Baştan aşağı yanlış bilgi yuma. Hayır, her şeyi geçtim de Tanju Çiller ne ya? Hocam, siz şimdi tarihi, resmi tarihi anlatısını peşindesiniz. Benim anlattığım tarih, tarihin başka bir yüzü. Bunlar otururuz, ya konuşuruz lütfen. Buyurun, buyurun, şey yapmayın. Abi, Paşa abi, madem bilim konuşacağız, ben hemen bir kavurmalı yumurta yapayım. Bilimden geri kalmak istemiyorum. Ya yemenin ne önemi var, lütfen. Tamam. Ay, İbrahim, tutsana oğlum bak. Gel Paşa abi, gel. Felaket düşüyor. Aa, yeter. Sen de mi geldin? Hayırdır ya, sen benden nefret etmiyor muydun? Çok korktum Paşa. Hani sana aşık olurum falan diye çok korktum. Arkadaş oluruz belki diye düşündüm. Ondan yettim, geldim yani buraya. Doğru. Bana aşık olan bütün kadınlar teker teker delirdi zaten. Paşa abi, hayırlı olsun abi. Direk almışsın. Aynen Fikri, direk aldım. Tamamen bilim için. Hocam, siz bilirsiniz. Bu Einstein bütün formülleri direk dansı yaparak bulmuş, değil mi? Tabii. Doğru. Newton da yer çekimini pavyonda buldu. Aa! Vallahi onu bilmiyordum bak. Nasıl aydınlandım? Gerçekten çok seviyeli, şahane bir bilim sohbeti olacak. Lan ne bilimi? Allah Allah! Ya Einstein diyoruz, direk diyorsun, izafiyet diyoruz. Biz afiyet diyoruz abi. Hemen kavurmalı yumurtayı şöyle ortaya koyalım. Hadi yumulun, hadi. 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 Gömül, 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 gömül. Oğlum, gömül, gömül, gömül. Zaten kafanızı gömdünüz. Hani bilim konuşacaktık biz oğlum? Bir dakika, bir saniye bırakın. Yemekleri bırakın. İbrahim bak, bir kere de dinle. Ekmeği bırak ağzından. Çıkar, çıkar. Daya, burada bana laf sokuluyor. Siz burada yemek peşindesiniz ya. Hocam, siz anlamadım. Bana inanmıyor musunuz ha? Einstein o şekilde bulmuş. Hatta yorulmuş bir tane, direkt dansından yorulmuş, bitkin halde. Dili dışarıda, fotoğrafı var bir tane Einstein'ın. Doğru abi, doğru. Doğru mu? Doğru. Oğlum, ne doğrusu? Safsata bu. Safsata mı? Duydunuz değil mi? Ya. Safsata, yani doğrunun da üstü bir şey. Evet. Dop doğru bir şeydi. Oğlum, yeseniz hadi, görmeyin. Yumurta çok safsata olmuş, Feridun. Çok safsata bir yumurta. Öyle yaparım ben. Hocam, gömül. Ulan gömül, gömül, gömül. Neye gömülüyüm? Hani kimle konuşacağız? Hani bilim konuşacaktık oğlum? Hocam, bunlar bizim gibi bilime aç değil. Bunlar direkt aç. Evet, fark ettim, fark ettim. Bilim merkezi diye geldik, yiyin merkezi çıktı. Hocam, azıcık idare et. Yarım saati doyarız ya. Hatayi hocam, Teletabi'ye inanıyor musunuz? Evet. Teletabi...
Tabii izliyorduk. Yani... Hocamız bayağı cahil çıktı ya. Hocam teletabiliyorum yani. Yani düşünce gücüyle şey yapmadan, konuşmadan sadece düşünceyle insanlara bir şeyler yaptım. Telepati demek istiyorsun. Hayır, teletabi diyorum. Ne alaka? Teletabi diyor adam. İbrahim sakin. Teletabi diyor ya. Tamam. Bak çocukları zor zapt ediyorum. Yaptırtma hocam. Teletabidir ya. Tamam. Abi, yeter İbrahim bak. Kolumu kırıyordun yani. Benim böyle güçlerim var. İbrahim şeytanı eline. Ha. Benim bu şekilde güçlerim var. Hatta size ispat edeyim şimdi ben. Fikri'ye buradan şimdi teletabi güçlerimle bir şekilde hemen bir şeyler yaptıracağım şimdi. Fikri haydi. Abi benim alerjim var. İbo'ya yaptırsan olur mu? Tamam, sağlığında oynamayalım. İbrahim hadi sana bir şeyler get. Ama önemli değil. Ağzındakiyle yaparsın. Şimdi bir şeyler yaptıracağım. İyi dinle beni. Yemeği bırakın ya. Benim için bir şey yapılıyor burada. Hala öküz gibi yemeğe bandırıyorsunuz. Lütfen. İbrahim hazırsan yolluyorum mesajı. Evet İbrahim. Oğlum anlamadın mı bak? Yemeği, kendini yemeğe verdin. Bana ver kendini. Ha, ağzım dolu. Anlayamadım. Bir ama daha... lütfen teletabik bir yöntemle bir şey istiyorum senden. Lütfen beni bozma bak. Hadi. Bak bayağı uzun anlattım bu sefer. Ne yapıyorsun lan filo köpeği gibi? Saçma sapan hareketler yapma. Öyle bir şey istemiyorum senden. Otur şuraya. Beni delirtme lan şu anda bak. Bırakın bir dakika yemek yemeği falan. Yeter, sana yolluyorum şu an. Yapamazsan herkes gider. Beni Hatay Hoca'nın yanında rezil ettiniz ya. Ha, bu ana kadar rezil olmadın, şimdi mi oldu? Ha, hala rezillik yaşıyorum şu an. Yeter, yaparsan... Bak, bunu, vallahi yapamazsan burası kalır, hepiniz gidersiniz yani. Allah'ım mucize olsun. İyi konsantrasyon yap kendine. Hadi kızım, hadi Allah'ım, yeter. Allah'ım, lütfuna geldik Allah'ım. Allah'ım. Bitti. Getir alkışlayalım. He? Ha? Allah Allah. Niye? Tam olarak bunu dedim. Bana vur dedi. Ne mi vurdu ya? Aferin. Helal olsun. Helal olsun. Şükürler olsun. Bravo Eda. Paşa abi. Ben biraz fazla yedim de abi. Eritmek için direkte dans edebilir miyim? Şükür tabii git ya. İstediğin gibi rahat rahat dön direkte. Hadi. Dikkat et ama bak. Bayağı büyük bir direk o. Yavaş bak. Tabii çok yukarı çıkma. Hatay hocam görüyorsunuz değil mi? Bilim, spor, eğlence, dostluk her şeyi var burada. Evet onlar var. Akıl, fikir, mantık yok. Ben anladım Hatay hocası. Siz bir kıskançlıksın. Biz kıskanırız. Evet. Bari hadi. Abi. Çok istiyordu ya. Çok dilindeydi yani. Belli belli. Aylardır istiyordu yani. Masaj koltuğundan beri bunu istiyordu. Ama bak hızlıyım mı? Apışaran alev alev yanar. Söndüremeyiz falan şimdi. Bahra'dır ben bu arada sana... Peki yavaş bak. Hatay Hoca'nın saçına geliyor. Yavaş sakin. Şu tarafa doğru dönsen. Evet aferin. Bu Fikri nedir ya böyle? Hiçbir şeyin şey yapamıyor böyle. Sana çok güzel bir hediye yaptım. Aa, bak, bak. Evet. Tabii. Al. Al, al. Kazak. Koşu abim. Maşallah. Hemen deneyebilir miyim ya lütfen? Deneyelim, deneyelim. Tabii deneyelim. Oo, rengi falan süper ha. İyi kazak. Fikri yavaş bak. Denedi işte, çok güzel. Nasıl? Paşa abi niye silah ya? Oğlum deneyelim demedin mi? Ben o kazağı kendim evde yaptım. Özel bir kazak. Kurşun geçirmez kazak o. Kendim yaptım. Hadi deneyelim. Geç şöyle. Geç geç Bahadır. Hadi geç, iyice geç, giy, iyice giy oğlum. Karnını kapat, karnını. Böyle geç. Bahadır oğlum saçmalama. 50 gram kavurma için kendini öldürdün. Abiler ne yapayım ya? Bahadır. Herhalde bir şey olmaz. Paşa abi böyle bir risk almaz herhalde. Abisi tabii ki paşa böyle bir risk almaz herhalde. Hı. Hayatta böyle bir risk almaz herhalde. Tabii canım paşa abi niye böyle bir risk alsın? Almaz herhalde. Lan manyak manyak konuşuyorsunuz. Lan muallak konuşuyorsunuz. Bu büyük bir risk. Fikri onu bir daha yap. Çok iyiydi o. Fikri, sen bugün eve giderken direğe de götürebilirsin. Hatay hocam burada, bu arada ben söyleyeyim. Risk almadan bilim olmaz efendim. Evet. Lan ne oluyor? Örüyordum lan, direkten de
döndüm. Ya biz vuramadık mı kazağı? Isra mı geçti? Hareket mi ettin bari adı? Hayır abi, vurdu. Çalıştı, kazak çalıştı. Buradan sekti, bu taraflara gitti abi. Yok, bence bir daha bir deneyelim abi. Ya paşa abi, sen geçen gün dünyayı kurtaracak bir icat diyordun. Hayırlı olsun diyebilir miyim abi? Hem de nasıl bir hayırlı olsun. Hadi. Gerçekten yani çok özel bir şey. Sizlere bunu söyleyeyim ben madem. Sen neyi değiştireceksin ya? Ha? Neyle? İcadınla neyi değiştireceksin sen? Ha, ha? Sen beni konuşturmayacaksın bile, anlaştın. Bekleyin o zaman. Ben getir. Fikri iyi misin? Ben şimdi getiriyorum icadı. O zaman Eylül'de açıklayacaktım. Üstümden de oturma üstüme. Getireyim icadı. Sen başım her yerim açıldı ya. Sen bekle Hatay Hoca burada. Lan Hatay'ı diyor hala ya. Benim buraya gelmem bir Hatay'ı. Abi ya, iki saattir şurada duruyorum, hiçbir şey yiyemedim ya. Oğlum sen buna mı takıldın? Lan deminden üç tane kurşun sekti üzerinden, yemeğin peşinde misin hala? Ölüm korkusu acıktırlama, gel Bahadır. Allah'ım ya Rabbim, nereye düştüm ben? Oğlum bak çocuklar, kendinizi böyle iki lokma için böyle kendinizi rezil etmemelisiniz oğlum, yakışmıyor size. Ya hemen de mesaj hocam, hemen de mesaj ya. Ya arkadaşlar, buraya birini getiriyorsanız Bahadır. Bir birip birip verin ya buna. Bu sofraya, bu davaya inananlar otursun şuraya, ne olur ya. Hocam, lütfen ya. Bir de tatlımızı yiyip gideceğiz şu adam da. Dansını bitirsin, telini alsın. Tatlı karınca gibi oldu adam bak orada. Fikri, ufaktan soyun istiyorsan oğlum. Zamanı geldi, ısındı. Bir şey söyleyeceğim. İbrahim, Fikri öyle olmaz. Şu hareketi yap, bununla idare et de hadi. Sonra yaparım. Yok yok, bir tane göster, bir tane. Elim yağlı. Ya bir tane göster. Aynen. Bunun gibi bir şeydi. Beni taşımaz o. Olsun ya. Benim burada görevim yumurta yemekti ve ben görevimi yerine getirdim. O zaman Feridun göster. Hadi ya, yaparsın. Zamanımız daralıyor. Ne yaptın? Fikri oğlum, iyi misin? İyiyim. Oğlum şey yaptın mı? O meşhur. Her şeyi yaptım. Ya bütün ağırlığını verme ya. Nasıl bütün ağırlığını vermeyeyim? Ya şöyle zıpla dönüver. Ağırlığımın yarısını versem de yeter. Dönüp zıpla şöyle bir tam. Tamam. Bunu yap be. Oğlum bir el atın lan. Ya Allah! Tamam, bunu yap da yani. Eyvah! Lan lan lan! Lan. Haydi bakalım! İşte bunları yap da tamam. Bunu bunu yap oğlum! En kötü şunu yap! En kötü bunu yap! Esne gelin, bunları yap, ben mi anlatacağım? Allah'ın belası, bu ne? Hocam, Fikri arkadaş, bakın ben onu da gösteririm. Şurada bir tatlımızı yiyip dağılacağız ya. Anlıyorum, bir aydın olarak bizim yemek üzerine kurduğumuz bu organizasyonu yadırgıyorsunuz. Ancak bu bizim umurumuzda değil. Evet hocam, yani ben de sizin gibi düşünüyordum. Ta ki şu kaşarı yiyene kadar, Allah aşkına al bir tane ya. Gerçekten. Şu gençliğin haline üzülüyorum çocuklar. Vay, amma kafa açtın hoca ya. Tamam tamam çocuklar, şey yapacağız. Ben biraz daha idare edeceğim sizi. Sonra da gideceğim. Halkın hocası, helal olsun. Hoca gibi hoca. Hoca gibi hoca ya. Vallahi. Direk eğildi mi? Ne oldu direğe? Kim oynadı direkle? Ben bir tane bir şey gösterdim daha. Tamam, senin için mi o? Abi. Yapma, dokanma bir daha. Evet. Asrın icadı. Geleceğin teknolojisi. Yarınların umudu. Kumanda lan o. Yani yüzeysel beyinler için belki kumanda. Ama öyle değil. Çocuklar hazır mıyız? Hazırız abi. Ben bununla görünmez olabilirim. Abi, ne kadar görünmez oluyorsun? Ne demek lan o? Ne biçim soru o? Hayır yani kıyafetler kalıyor, sen mi gidiyorsun? Kıyafetler gidiyor, Allah korusun, sen mi kalıyorsun yani? İkili bir görünmezlik mi? Onu anlayalım diye. Oğlum sen manyak mısın? Kıyafeti istersem çıkarırım. Ne alakası var? Kumandaya gerek yok tabii. Yani ne gerek var şu an? Komple görünmez oluyorum ya. Hazırız abi, o zaman hazırız.
Hazır. Tamam. Benim için küçük, insanlık için büyük bir an. Evet. Sizler de şahitsiniz. Tabii. Hadi bakalım. Şahidiz. Kaybol. Ah! Nereye gitti ya? Paşa abi! Aa, kayboldu. Allah Allah! Paşa abi neredesin? Nerede? Çık ortaya, çık ortaya! Demin buradaydı, şimdi Paşa abi neredesin? Geri gel! Paşa buradaymış. Ya, ya. Asrın icadı abi, asrın icadı. Abi, tabii. Lan manyak mısınız? Adam zaten görünüyor. Tuşa bastı çünkü, o yüzden görünüyor. Yani, evet. Kızım delirtmeyin insanı, o tuştan önce de görünüyordu. He, sen bayağı bir hak ettin. Ben seni yok edeyim de gör. Kaybol. Nerede hocam? Hoca nerede? Hoca bak üstüne. Basmayalım üstüne falan. Hocam neredesin? Nasıl neredesin? İstanbul. Buradayım. Orada. Buradayım. Bir de hızlandı ama hoca yok. Bence yok. Neredesin? Özür diliyorsun. Buralarda bir yerlerde. Hani nerede? Buradayım. Bana da vurdu. Benim yanımda, yakınımda. Allah. Allah sizin cezanızı versin. Gidiyorum ulan ben. Nerede? Hocam nereye gideceksin? Seni yok ettim şimdi. Çıkar çıkmaz. Yapamazsın. Gitme. Lan. Nereye yok ettin? Aha bunu yok ettin sen. Ne biçim hareket lan? Hani görünmüyordum lan? Sen çok konuşuyorsun. Sessiz. Bir de böyle bir manyaklık çıktı. Duyamıyorum, ben göremiyorum. Ben hiçbir şey duymuyorum. Duyamıyorum. Ulan var ya, ben o zaman sizin ta neyse. Ben gidiyorum ya. Nesin şu an neler diyordun? Hiç duyulmuyor. Arkadaş, gidiyorum ya. Neyse, o da yakında düşer Paşa abi. Lan nereye düşer lan? Görüntüsü yok, sesi yok. Çıkar çıkmaz kamyon zındıya alır bunu. Paşa abi ya. Çocuklar. Evet. Fikri. Evet. Test sende. Şimdi hepimizi görünmez yapacağım. Geç. Gel abi. Gel böyle. Gel, gel, gel. Öyle mi? Öyle gel. Buradan daha iyi çeker abi. Gel. Birbirimize dokanalım da. Hadi abi buyurun. Kinetizm olsun ha. Şöyle. Alıyor mu hepimizi? Alır alır. Bizi alıyor mu? Beni öyle ayak. Dur bir dakika. Kaç kişiyiz? Bas abi yediye. Yediye basalım mı? Sıkıntı olmaz. Hadi abi. Kaybolalım. Hoppa gittik. Aa yok. Görünmüyorum. Bana herkes bak. Görünmez. Tamam. Bana bak, dinleyin beni. Neredesiniz ha? Şimdi burada Tarkan konserine gidiyoruz, tamam mı? Bedava gideceğiz. Tamam. Ben sizi görmüyorum. Bir adamınızı normal birini vurarak atın ki anlayayım geldiniz. Hadi. Tarkan konserine mi? Hadi gelin. Gelsenize lan. Geliyoruz. Abi geliyoruz, geliyoruz. Şşş. Lan. Tarkan konserine gireceğiz diyor, görünmez olduk diye. Şimdi kesin dayak yiyeceğiz. Dışarı çıkınca dağılırız. Heh. Abi görünmez olduğum için sen fark edemedin deriz. Heh. Burada ne var ne yok toplayın, götürelim tamam mı? Hadi Bahadır topla. Direği bırak Fikri yeter hadi. Al 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 al. İbrahim abiler gelmemiş daha, güzel. Bir şey söyleyeceğim Bahadır. Biz şöyle mi otursak ya onlar gelmeden, tepsiye daha yakın oluruz. Ya şişt, kızım çiçek olur mu ya oraya? Üstlerimiz oturuyor ya. Olmaz. Biz şuraları buraları oturalım. Güzel güzel oturalım. Güzel güzel yiyelim. Ağzımızın tadı kaçmasın. Evet, evet, evet. Yeter Hanım haklı. Sistemi bozmayalım. Sonra Paşa abi sinirleniyor. Evet. Abi mi? Hocam Paşa abi sizden genç. Niye abi diyorsunuz? Olabilir. Olabilir. İlla abi olmak için yaşlı mı olmak lazım yani? Ayrıca ben burada hiç tatmadığım lezzetleri yedim biliyor musunuz? Ha. Hocam, başka bir şey var sanki. Var. Ev sahibi kiraya %100 zam yaptı. O yüzden bizim bütçe patladı. Burada denkleştirmem lazım. Haklısınız hocam. Denkleşin inşallah. Al işte. Hayati Hoca yine gelmiş. Ya arkadaş daha fazla insan sokmayalım şöyle lütfen ya. Pozitif düşünelim, yeni biri gelmemiş. Daha da pozitif düşünüyorum. Ejder meyvesi var. Var mı? Yubari var. Densuke karpuzu var. Densuke gelmiş. Densuke. Yemin ediyorum şu saydıklarının hiçbirini bilmiyorum. Daha önce duymadım ama gene de çok heyecanlıyım. Trafikal meyveler bunlar. Bizim Paşa abi kabzı mal ya. Her yerde bağlantıları var, getirtiyor işte. Ay çok iyi, çok iyi. Ya Paşa abim masaj sedyesi almış ama masör yok. Masör mü? Tadım kaçtı benim ya. O zaman herkes gelsin, yavaş yavaş oturalım mı? Allah oturalım ya. Oturalım. Anca yiyin zaten. Hadi. Hadi bakalım. Hayati! Aa. Yakaladım seni. Demek beni aldatıyordun ha.
Kim bu kadın? Ama erkek de var. Kadından da çok erkek de var. Masaj masası mı bu? Ne oluyor ya burada? Açıklayabilirim Nazlı. Şimdi burası aslında Paşa abinin evi. Bu gençleri çağırıyor buraya. İşte iki muhabbet ediyorlar. Sonra onların karınlarını doyuruyor, gönderiyor. Ben de zaten Bahadır sayesinde tanıştım. Geliyorum buraya çocuklarla iki lak lak ediyorum. Karnımı doyurup gidiyorum. Bitti gitti. Yani öyle aldatma falan yok hayatım. Keşke aldatsaydın, daha az acıtırdı. Ne oluyor? Nasıl ortam burası? Yer sofrası falan, siyasetçi ziyareti yapılan ev gibi. Alışırsın Nasıl hocam. Biz de ilk geldiğimizde biraz garipsedik ama sonra müptelası olduk bu sofranın. Elbet sen de düşeceksin buraya. Tövbe tövbe. Tarikat olmuş ya burası. Yürü hayatı gidiyoruz. Gidemeyiz hayatım. Ev sahibi %100 kiraya zam yaptı. O yüzden burada yemek zorundayız. Hadi be. Evet. İyi oturalım, bütçeyi sonra denkleştiririz. Sonra. Yalnız dur. Sistemi bozma. Paşa abi kızıyor. En son gelen en sona oturuyor. Ben oraya geçeyim. Evet, evet öyle. O kuralı demin bozmayalım abi. Ay. Peki ev sahibi nerede? Ooo! Okey, kalkmayın. Rahatsızmayın, kalkmayın. İyi hadi kalkın madem. Hadi kalktınız, kalkın madem. Hadi bakalım, hadi. Yanlış görmüyorsunuz. Evet, kendime sünnet kıyafeti yaptırdım. Nasıl? Ya dedim ki böyle bir kıyafeti niye hayatımıza sadece bir gün giyiyoruz dedim. Ha? Nasıl fikirleri alayım? Çok iyi. Paşa abi, yazıklar olsun demek istiyorum. Ne demek lan o şimdi? Paşa abi, yani böyle muhteşem fikirlerim var. Bize söylemiyorsun, bizden gizliyorsun, mahrum bırakıyorsun bizi. Faydalanamıyoruz. Saçmalama oğlum, olur mu öyle şey? Hepinize diktirdim sünnet kıyafeti arkada. Hepimize mi? Nasıl? Kızlar, size yaptırmadım. Kusura bakmayın. Ne olur sadece erkeklere yaptırdım. Yok abi. Niye kusura bakalım ya? İyi hadi erkekler. Hadi gidin giyin, gelin arkadan. Abi şimdi ben giymek için sabırsızlanıyoruz elbette. Fakat diyorum ki bir sürü meyve almışız. Şimdi şapur şapur onları yerken sünnetliğimize dökelim isteme. Meyveleri yiyelim sonra birlikte giyeriz diye düşündüm. Ne diyorsun? Bilemedim ama iyi hadi madem öyle olsun. Aa, ne şimdi bu ya? Hatayı bakıyorum da yalnız değilsin. Evet, evet. Tanıştırayım Paşa abi. Eşim Nazlı. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk. Okuyor muyuz? Yok, okutuyorum. Fizik hocasıyım ben. Fizik öğretiyorum. Aa, ne kadar güzel. Beden öğretmenisiniz. Yok, beden değil efendim. Fizik öğretmeniyim. Beden işte canım. Eller, bilekler, ayaklar, bahsenler. Hep fizik değil mi bunlar? Abi şimdi fiziğimizle gündeme gelmesek mi acaba? Önce meyveleri mi yesek? Olur olur, hadi yiyelim. Otur ya. Hadi, hadi otur, bakalım. Hadi bakalım, hadi. İbrahim, açılın da öyle bak. Paşa abi. Gel Paşa abi, gel. Oğlum, buyuruyorum zaten. Konuşma boş boş, hadi. İbrahim bak, ben oraya giremem ama. Sen iki tane olduğun için. Tamam, yavaş koy, yavaş. Görüşürüz de ortaya, ha. Nazlı hocam, bilin tartışıyorduk en son. Nazlı. Nazlı mı dedik? Nazan diyorum. Sensin Nazan o, sen, kim? Sensin o. Değilim. Sensin. Açız. Ne olur ya? İnşallah sana olan saygım bugünü atlatmama yardımcı olur hayat. Paşa Bey, ben fizik derken bilim olan fizikten bahsediyorum. Hı hı. Kütle çekimi, manyetizma, elektrik, jeoloji filan. Tabii bu anlatılan hepsi birer birer benim uzmanlık alanım oluyor. Öyle mi? Ne abi güzel. Siz de işle meşgulsünüz. Efendim, ben nabzımı alırım. Fizikle bağını tam kuramadım ben. Ben hemen ekmeğin bağını kursan daha rahat edeceğim hocam. Hadi bu iş. Erdo bir saniye. Burada bir... Bırakın yemek yemeyi şu an. Burada bilime bir şey yapılıyor yani. Nedir bu şimdi yemek yemek? Nazire Hanım. Bakın. Fizik ve kabzımanlık ayrılmaz bir ikilidir. Bunu sakın unutmayın. Delireceğim ya. Peki. Öyle olsun. Yani şaka yaptım falan düşünüyorsanız bak nevrim dönüyor şu an gerçekten. Ben onu bilimse asla şaka etmem. Şaka demişken Paşa abi biliyor musun bizim şu Bahadır var ya eşe zıbası. Senin çok güzel taklidini yapıyor ya. Evet abi. Valla abi. Çok öyle mi ya? Paşa abi kızmadın değil mi? Oğlum niye kızayım, ben öyle bir insan mıyım? Ne kadar hoşgörülü bir insanım ben. Aynı zamanda da mizah gurmesiyim. Hadi yiyin ya. Bahadır sen de yap bakalım taklidini. Hadi Bahadır. Güzel güzel bak keyfim yerine. Şuradan geleyim abi. Yiyin bakalım. O gelişinde yap. Hı. Gelişim. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Hiç kalkmayın, kalkmayın. İyi hadi kalkın madem. Benim adım Paşa. Ben kapsım alım. Çocuklar, kadınlar manda yoğurdu gibidir. Üfleyerek yemek lazım kadınlar. Tabii pilates. Paşa abi, bak kaybolanlı. Bahadır, sana bir şey söyleyeyim mi? Enfes tatlı. Çok alın lan. Bırak
demeli. Ben böyle miyim? Hı? Ne şimdi bu? Nedir bu yaptığın? Asla mı kırdın? Ver bana. Çok kötü bir taklitti abi. Abi zaten yanlış anlar. Biz bunun şerefsizin rezilliğine güldük yani. Abi. Tüh sana Bahadır. İbrahim. Hani beni çok güzel yapıyordu bu? Hı? Nasıl yapmak bu? Şuradan 40 tane vuruyor mu bir tane bununla? Dinliyorum İbrahim. Abi. Ne yapıyorsun oğlum? Abi. Ne diyor? Ben bana büyü yapıldığını düşünüyorum abi. Neyse, evet. Demek ki hepimiz öz eleştirimizi yaptık. O halde Bahadır'a protesto alkış. Yuh! Protesto alkış. Yuh be! Ne var şimdi? Sahte bir alkış. Bu mu protesto alkışı? Protesto! 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 Güzel, hatanızı anladınız güzel. Yaşar yerine. Abi. Ya elim ayağım titredi. Yapmayın ya. Abi. Ufak ufak demeye başlayabilirsiniz. Sağ ol abi. Nazire Hanım, bilim konuşuyorduk. Devam edelim bilimden. Ya dünyanın düz olması ne kadar ilginç değil mi? Nasıl? Hocam, yubari var. Yubari daha tatmadınız. Bir dakika Bahadır, bir şey konuşuyoruz burada. Paşa Bey, dünya düz değildir, yuvarlaktır. Nasıl değil? Burada bilime açık bir saldırı... İbrahim bilime açık saldırılarken hala mı diyor? Ya şu! Bilime saldırılıyor! Abi! Ya moralim çok bozuldu, o yüzden yemeğe verdim kendimi. Büyü de var üzerimde biliyorsun. Ne büyüsü bu ya? Ya dünya yuvarlak deniliyorsun, iyi misiniz ki? Şisin, bir şey demeyecek misin, konuşmayacak mısın kızım? Abi konuşursam sert konuşurum, o yüzden susuyorum. Tamam. Nazike Hanım! Madem dünya yuvarlak, düz değil diyorsunuz. Sorarım size. Koy yuvası var kocaman. Dümdüz yer, buyurun. Ay delireceğim. Hadi hepsini geçtim. Astronotların uzaydan çektikleri fotoğrafları da mı görmediniz? Astronot diyor ya. Yeri ayağa basmayan uçak uçaş. Ya bunlar satılmış illüminatinin. Doğru diyorum değil mi? İlluminatinin satılmış adamları bunlar. Yanlış mı hatayı? Kesinlikle öyle. Bunların hepsi alay illüminati. Evet. İlluminati. Hepsi alay söylüyor. Paşa abi, öyle bunların abi uzaya çıktığı bile yalan. Yok, bravo. Hayati, ayıp ayıp, senin doktoran var ya. O zaman kirayı doktora ödeksin. İdare et ya. Edemem efendim, edemem. Paşa Bey, güneş tutulması da mı görmediniz hiç? Güneş tutulması demişken benim şu anda aklıma canacak. Paşa abi. Ya Paşa abi, sen dedin ya böyle. Ben yeni yeni sihir numaraları yapmaya başladım. Sihir mevzularına girdim. Hayırlı olsun diyebilir miyiz abi? Aynen diyebilirim. Hayırlı olsun. Büyük başladım. Bak sihir deyince otomatikman moralim yerine geldi ya. O zaman... Hadi oğlum yiyin. Zaten öküz gibi yiyorsunuz. Ben de size çok güzel bir kart numarası yapacağım. Hadi abi. Yap abi, yap, yap, yap. Paşa abi. Oğlum ayağımı mı yiyeceksin? Ne yapıyorsun? Ne var Fikrettin? Söyle. Paşa abi. Evet. Masaj koltuğu almışsın abi. Masaj koltuğu mu? Koltuk mu? Yani. Ha, komşu bile duydu, duydu. Yukarıdan bağırılıyor yani. O masaj sedyesi o. Sedye mi o? Ne o? Evet, masaj aleti aldım. Ne var Fikrin? Masaj sedyesi almışsın abi. Aldım. Masör niye almadın abi? Zor olmuyor mu? Cahil Fikrettin. Ne biliyorsun almadığımı? Kaynattan getirttim. İçeride günlerdir ayakta bekliyor. Çok saygılı bir çocuk. Çağırayım. Savaatti! Savaatti! Yalnız ben Tayca biliyorum biraz. Tayland'da Savaatti merhaba demek. Savaatti. Tayca ne ya? Ya ben buna dedim ki, hey şey senin adın ne dedim. O da bak... Oğlum sen niye gülüyorsun ya? Hastalısın. Allah Allah. Bahadır. Çok güzel. Hey şey dedim, senin adın evet, ne dedi? Savaatti dedi yani. Evet. Ya bizde de imdat diye isim yok mu? Olabilir dedi. Var, var, var. Savaatti dedi, onayladı. Olur abi, olur. Haftalık çok güzel bir para veriyorum kendisine. Direkt eline veriyorum. Şimdi parayı söylemeyeyim, gerek yok. Peki abi. İyi hadi söyleyeyim adım. 400 dolar veriyorum. Abi bu döviz kurunda inanılmaz güzel bir rakam. 500 lira, 600 lira inşallah. Ha, inşallah, 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 inşallah. Paşa abi. Ne var Fikret?
Ben biraz masaj yaptırabilir miyim abi? Tamam git, sen heves ettin. Git yaptır hadi. Sırtım ağrıyor. Tamam hadi. Bırak şu densükkeyi ya artık. Yeter mi? Hepsini yedim zaten. İbrahim seni seçtim. Bir kat seç. Bana sakın söyleme. Tamam mı bak? Sopayı da şöyle koyayım da seç. Arkadaşlara hem söyle hem göster. Ben şey yapmayacağım. Tamam hadi. Gel bakır yoluna. Gel bakır yoluna. Tamam, çok gençleştin ya. Emre, güzel gel. İyice bakın. Şişt gel, bana bak. Bir şey söyleyeceğim ya arkadaşlar. Zaten bu bilemez ki ya. Sallar sallar durun bir şey. Şey yapalım şey hocam. Hangi kağıdı gösterse evet oydu seçtiğimiz kağıt. Yerim yemeğe devam edelim. İyi bir gün, iyi bir gün. Buradan yürüyoruz, buradan yürüyoruz. Çorsluya bak be, yazık. Paşa abi seçtim. Paşa abi seçtim, seçtim. Abi albüm yapacağım neredeyse hadi. Burada duruyor, ne yapayım? Tamam, şimdi şu kartların arasına kondur onu bakalım. Oh, şöyle koyalım. Hadi bakalım. Şimdi çok dikkatli izleyin, tamam mı? Bakıyoruz evet, abi. Baktım, abi, gördüm sen de abi. Normal, normalde bir kere de geliyor da şimdi biraz şey yaptım, geldi kart burada. Tamamdır abi. Şimdi tamam, söyleyin bak. Böyle vururum bak, söyleyin kartı söyleyin ki elimde kartı açayım. Hemen aynı kart olduğunu görelim, şov bitsin. Hadi neydi kart? Söyleyin bakalım. Selahattin yavaş bak, magic yapıyorum burada. Evet söyleyin kartı. Bak Radır. Abi ben yeni göz operasyonu oldum da gözüm görmüyor, özür dilerim. Abi bu oyun şöyle değil mi? Sen bize kartı gösterecektin. Biz evet o cicisine alışacaktık abi. O kolay olan o. O kolay olanı niye yapayım? Allah Allah. Eter, sen ne diyorsun Etercim? Ne var elindeki kart nedir? Şey diyorum abi, şu an elindeki kart abi... Elinde tuttuğun kart abi. Ne diyorsunuz ya? Ne alaka? Altındaki yazıyı soruyorum şu an. Ya da sembolü. Ferdo? Ferdo? Abi kırmızı bir şeydi. Oğlum siz başka bir şey mi yiyorsunuz masanın altına? Ne yapıyorsunuz? Neydi kart? Kırmızı bir şeydi abi. Hayır yanlış. Ben renk göreyim o zaman. Bilmiyorum abi. Kırmızı kırmızı değil mi ya? Kart neydi diyorum bak. Beni delirtmeyin. Bak gülüyorlar onlar da. Bak masa kalkar gider buradan. Kart neydi? Tamam ben söylüyorum. Joker'di efendim. İbrahim'in seçtiği kart Joker'di. Yanlış. İstek dörttü. İstek dört. Buyurun. İstek dörttü. Hatırladım. Doğru. Bravo. Bravo. Alkış yap. Bir alkışım var. Var bayağı şey. Bravo. Bravo. Nazike Hanım tek bir şey soracağım. Şu kart olayında neden yalan konuştunuz şu an, onu öğrenebilir miyim? Şimdi şöyle Paşa abi, başarılı olan herkes kıskanılır zaten. Yubariden uzatın oradan bana ya. Ye bakayım, ye bakayım hayatım. Hayatın son zevklerini burada tatlı çünkü eve gideceğiz. Orada göreceğiz. Oğlum yavaş bak, bir yerini bırak. Siz masaj mı yapın? Ne yapıyorsunuz? Ben anlamadım tam. İbrahim, ha. Soğuk baklava desem. Soğuk baklava. Soğuk baklava dedi abi biri. Soğuk baklava getirsen mi yer miyiz? Yeriz, yeriz de siz hala sünnet kıyafetlerinizi giymediniz. Abi unutmamışsın. Oğlum niye unutuyorum? Gıza mı bilmiyorum ben? Ne alaka? Unutmam yani. Hadi gidin giyin. Ben de yeni sihir numarama geçeceğim. Hadi. Yeni sihir numaram mı? Peki ne yapıyorsun sen? Allah Allah. Hayatı bu kadar düşmezsin diye ümit ediyorum. Düşerim hayatım, düşerim. Şu karpuzun tadına bak, anlayacaksın beni. Çabuk çabuk. Ay ne varmış acaba bu karpuzun tadında bu kadar? Ne varmış acaba? Allah Allah. Bu nasıl bir lezzet? Çüş artık ya. Değil mi Nazlı hocam? Sen bir de fiyatını duysan var ya. Neyse ne Allah Allah. Meslek onurumu bir meyve içinde satamayacağım. 40 yıllık kocamı da tanımıyorum zaten artık. Allah'ım sen. Herkesin gerçek yüzünü görüyorsunuz. Acıyor. Kardeşim sen de bırak o zaman masaj yaptırmayı, acıyorsa. Bırakamam çocukluk hayalini. Al ya. Evet işte son gösterimiz de bununla olacak. Nasıl? Çok iyiymiş Paşa abi ya. Fikri siz Sabahattin odası var, oraya geçin istiyorsanız. Bu masaj değil ama ya. Oğlum yapmayın bak, saçmalamayın. Çocuğun donu düştü. Düşüyor donu. Bak açı bir daha ayıramayın sizi, kötü olursunuz, yapmayın. İyi Paşa abi. Ama yani böyle bir masaj şekli, o da sana yapsın bari. Hep sen ona yapıyorsun. Azık bunlar ya.
ederim sizin. Maşallah. Maşallah hepinize ya. Ver oğlum. Kılıcı var. Paşa abi sünnet olduk yalnız ha. Oğlum bana ne biçim bir bilgi bu şimdi? Allah Allah. Ben onu sormadım. Ben gösterimi yapacağım bunda. Evet, şöyle güzel bir kutuma gelecek gönüllü istiyorum aranızda. He. Hadi bakalım. Hadi. He. Paşa abi. Ben sığmam oraya. Ne kırıldı mı, yırtıldı mı? Ne o ya? Takma mıymış saçı onun? Oğlum dövüşmeyin lan. Sihir yapacağım burada. Doğru söylüyor. Sen buna girersen şimdi kırılır bu. Paramparça edersin bunu. Ferdo gel. Abi ben hiç gelmeyeyim. Çünkü ben baklava getireceğimi biliyoruz. Başkanım. Bahadır gel gülüm. Abi doktor bana bir hafta sihir hareketlerini yasakladı. Nasıl doktor ya bu? Neyse gel Hatay gel. Hayatım sakın o dolaba girme. Merak etme hayatım. Ben o dolaba girmem. Benim doktoram var. Saçmalama. Hatay bir yılı kiranı peşin veriyorum evine. Geldim abi. Gel hoş geldin. Abi baklava alacağım mı girmeden? Vallahi hayırlı olur. Hadi bir tane. Bak kutuyu akıtma burada ye. Afiyet olsun abi. Nazike Hanım merak etmeyin. Hatay bu kutunun içine girdiğinde güvende. Rahat olun yani. Niye rahat olayım ya? Çünkü niye biliyor musunuz? Ben seçilmiş kişiyim. Artık. Ne diyorsun kız sen? Bir dakika daha duramam burada. Hayati yürü eve gidiyoruz. Hayatım sen git, ben sonra gelirim. Sonra beni anlayacaksın ne olur. Sakın eve gelme Hayati, bitmiştir bu iş, bitti. Siz de ayrılın be artık bu eve. Çekin şuradan, çekin. Bunlar herhalde birleşti, açılamıyor ya. Bir dur bir dakika, bir kılıçla açmaya çalış. Çok pis yapışmış bunlar ha. Neyse sonra açalım bunları. Hatay git. Bol şans Hayat abi. Abi yaparsın sen Hayat abi. Bol şans Hayat abi. Çocuklar, bu oradan bir soğuk baklava da uzatsın. Abi, abi. Ha, bu camdan besleyebilirsiniz Hatay'ı. Ha? Abi. Çık, hadi şifa olsun abi. Hadi artık Ferdo. Sihirimi yapacağım. Hazır mıyız? Hazırız abi, hazır, hemen başla. Sende. Hazırız abi, çok heyecanlıyız. Paşa'da magic. Aa! La Selahattin de bayıldı. Ana. Hayda. Ya Hatay'a da biraz ucu girdi herhalde kılıcın. Biraz mı? Ne yapsak? Paşa abi, hastane olabilir mi? Abi gerek var mı canım bir kılıç girmesi? Hadi götürelim madem. Siz Selahattin'i alın, biz de Hatay'ı alın. Bahadır gel yardım yap. Ay. Dur dur. Magic to Paşa. Enudo, üzülme oğlum tamam. Yüzün düşmesin, hastanede hallolur, herkes iyileşir. Abi ben ona üzülmüyorum, baklava kaldı, ona üzülüyorum. Dönünce hızlı gelirsin. Tamam. Hadi alın yat. Hadi git. İbrahim bu çıkmıyor içinden. Yardım edin. Oğlum beni düşürdün ya. Bak. Bak. Ölüyorum oradan, baklava verin. İbrahim, hemen gelmişsin. Heyecan yaptım. Normalde böyle olmazdı ama eti kilosu 300 lira olunca kontrolümü kaybettim. Erken geldim ya. Onur abi. Paşa abiye bak lan. Atari salonlarındaki dans makinesinden almış. Ulan ben çocukken oynayamıyordum bununla, jetonum yoktu. Yoksa ben oynasaydım var ya Türkiye'nin tanyerisi olurdum. Ay gelin gelin. Gelin bakalım çocuklar gelin. Şuraya bak topla gelmiş ya. Bir şey söyleyeceğim, Bahadır nerede? O ayağını sakatladı ya. Biz ona buradan paket yapacağız. Arkadaşımız şölenden mahrum bırakamayız. Ama biliyor musunuz? Bir daim mekana gelmenin de güzelliği bu. Tanıdık görüyorsun ya, süper bir şey ya. Arkadaşlar felaket. Ne? Ne oldu? Ne oldu yoksa buzdolabı mı boş? Dolu da otlan dolu lan. At mı? Paşa abi vejeteryan mı oldu yoksa? Evli kabusum. Tamam, yapacak bir şey yok. Zeytinyağlı, metinyağlı idare edeceğiz artık. Hadi getir bakayım. Yok, ne olsun? Lan yok, bir şarküteri mi? Bu nasıl ya? Getir. Oo, bir şey söyleyeyim mi size? Bunlar da güzel görünüyor ha. Et yemem lazım, benim protein almam lazım. Yoksa o makineyle nasıl başa çıkacağım ben? Ya, bir bak. Kuru peyniri var, protein.
protein yerine abi. Olur mu? Olur olur. Şu durum varsa verin bana. Tansiyonum düştü. 500 gram turun iyi gelir bana. Al. Merhaba. Nasıl? Sen yoksa gelmeye mi karar verdin? Aa. Biz Paşa abiye yalakalık yapıyoruz, yemek yiyoruz diye bize yüzsüz demişti. Ben de yüzsüzüm. Son 100 liramla buraya geldim. Kusura bakmayın, geçen sefer biraz kabalık ettim size. Vitamin eksikliği çıkınca hatamı anladım. Yenge kalıcı herhalde. Da buraya gelmiş bak. Ya bir toplantı yapacağım da dışarıda yemek çok pahalı. Şuracıkta bir köşecikte hiç izniniz olursa şöyle oturur yaparım toplantı. Leman, Leman gel, toplantıyı yapacağımız yer burası. Şey Nazlıcığım, biz hani yemekte konuşacaktık ya, burası neresi? Gel gel, çok güzel konuşuruz tezini biz seninle burada. Burası Paşa abinin yeri. Paşa abiye ben nasıl yalakalık yapıyorsun? Bedava yiyorsun, içiyorsun düşün. Hadi gel. Bir dakika, yalakalık da demeyelim, o kadar da değil yani. Neterciğim, sen geçen hafta profilden Paşa abiye Leonardo DiCaprio'ya benziyorsun yazmadın mı? Bence o kadar. Çiçekciğim, ben onu dediğimde masada kuru et var yalnız. Bak, kuru et dediğin ya, moralim çöktü ya. Nazlıcığım, tezimi konuşacaktık ya, burada mı olacak o? Burada olacak, çok da güzel olacak. Ya ben sana git, güzel bir tane tabak yapayım. Merhaba. Gel, 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 gel. Çok, ben okudum abi, senin tezini canım benim. Çok başarılı bir çalışma. Dikkat et, beni istediğim şöyle hususlar var. Gençler, gençler, bilim insanları, akademisyenler ya. Nasıl, ne zihni masa bu böyle ya? Kalkmayın, rahatsız olmayın, kalkmayın. Sizin gibi ne zihni insanların karşısında benim kalkıp saygı durmam lazım yani. Sizler geleceğim, ya da kalkın madem, kalkıldı, kalkalım. Kalkalım, herkes kalktı değil mi? Çok güzel, çok güzel. Nasıl kıyafetim ha? Vay, vay, vay. Kendi öz has tasarımım, ben tasarladım. Nasıl? Çok özgün bir kıyafet abi. Yani bununla çığır açacaksın değil mi? Çok yakışmış, çok cezbedici, çekici. Evet. Paşa abi, Paşa abi. Aynı Brad Pitt'sin. O sarışın salak çocuk, ne alaka ya? O benim tırnağım olamaz yani, aynı bir şey ya. Benim bir kere bir tarzım var. Ege kökenli olduğum için Ege motiflerini de kullandım kıyafetimde. Sonunda da böyle şahane, aslan parçası güzel bir modern kıyafet çıktı ortaya. Paşa abi, kusura bakma da modern, ben buna modern demem, diyemem. Hayırdır İbrahim, ne biçim laf o? Modern değil mi? Anlamadım. Değil abi, modern falan değil. Çünkü bu postmodern abi ya. Modernliğe postmodern bir bakış açısı ya. Olağanüstü olmuşsun. Doğru, doğru. Abi kıyafet 10 numara 5 yıldız. İçimiz açtı, çok da beğendik, çok güzel. Yalnız ben aparatif bir şeyler hazırlayayım dedim de et bulamadım dolapta, et yok. Ferdi'cim, şimdi ben bu Efe şortunu giyer giymez kendime dedim ki, Paşa dedim, sen tam bir İzmirlisin dedim. Köklerine sadık kal dedim. Dolapta ne kadar et varsa çöpe attım gitti hepsini. Bundan sonra hep Ege yemekleri. Paşa abi, o çöp nerede? Hatay'cığım, çöpün oraya gitme. Kendi besledim, İzmir Kangalı var bir tane. Kocaman, o yemiştir zaten. Sakın oraya gitme yani. Şanslı köpek ya. Aa, bu kızınlık da ne ya oradaki? Vallahi greyfurt zannettim, hoş geldiniz. Paşa ben, İzmirliyim. Ben de Leman. Leman tarihçidir Paşa abi. Bir tezi vardı da izin olursa burada onu konuşacaktık. İnanmıyorum, inanmıyorum. Meslektaşım lütfen oturursun. Güzel bir sohbete başlayalım. Fikret'im, ben de oturayım isterseniz bak. Kendi evim ya. Demek tarihçisiniz, ne kadar güzel. Benim de yakında kitabım çıkacak tarihle alakalı. Hayırlı olsun diyebiliriz abi. Aynen diyebiliriz. Abi. Baskısıyla ilgili konuşuldu. 2 milyar baskıyla çıkıyorum kısmetsin. Abi bir imza günü yaparız değil mi mangalda? Haklı bir gün mangalda Fikrettin. Yaparız, yaparız. Bu arada kitabın konusunu merak edenler için diyeyim mi? Kevgir teorisi üzerine. Siz biliyor musunuz Liman'ın kevgir teorisi ne demek? Kevgir teorisi nedir yahu? Kevgir teorisini bilmiyor musunuz? Gerçekten siz büyük bir cahilsiniz o zaman. Bir de tez yazdım diye. Çok tez yazmıştır abi onlar. Bir adını atayım sizi Liman Hanım. Kevgir teorisi insanın kediden geldiğini anlatır. Yok, anasının nikah. Anasının nikah ne erken? Kediden mi evrildik biz? Aynen öyle. Büyük büyük atalarımız, dedelerimiz hep kediymiş. Benim büyük dedim tekirdi mesela. Zamanla zamanla kevgir gibi elene elene insan haline gelmiş. Süzülüyor. Bak hala... Miyav! Bak hala var
içinde yani. Kalıtsal bir şey. Genetik kalmış ya. Yani. Bu adam performans sanatçısı mı? Performansım oldukça iyidir bu arada. Ya saçmalamayın efendim. İnsan kediden falan evrilmedi. Yemeği bırakalım. Stop yemek şu an. Getir. İnsan kediden gelmemiş midir? Şimdi saçmalama, ne kedisi ya? O kadar da değil artık yani. Paşa abi hakikaten yani yıllardır tamam her şeyi kabulde yani. Saçmaladın şu anda yani. Ya paşa abi iki lokma yemek verdin diye kediden de geldik diyemeyiz yani. Şşş, vallahi bu da iyice deli beledi bize. Ya kaplumbağadan üretti. Tam da kocaman T şeklinde bir bonfile siparişi veriyordum. Yeni mi abi? Yeni mi abi? Nazlı, bana bak sen benim tez danışmanımsın. Böyle kedi gibi tıslayamazsın bana. Kızım ne olur iki dakika idare etsen ya. Kusura bakmayın ya. Böyle akademisyen ya Levan. Akademisyenler işte böyle biraz heyecanlı oluyorlar. Nasıl? Acemilik o yani. Ben bir İzmir beyefendisi olarak, modern bir adam olarak onu bağışladım şu an. Eleman Hanım, sizin teziniz neyin üstüne? İzmir kültürü ve tarihi üstüne. Oo. Kültür ne kadar güzel. Biz İzmirliler olarak kültüre asfalt ya deriz. İzmirliler öyle bir şey demiyor. Siz İzmirli olduğunuza emin misiniz? Emin. Ne demek? Eminim tabii. Allah Allah. Hadi kızım Çiğdem. Ağzındaki şeyi çıkart. Benim İzmirli olduğum kanıtla bakalım arkadaşın. Hadi. Hadi Çiğdem. Hadi Çiğdem. Şimdi söyleyeyim. Benim adım Çiçek. Ama şimdi Paşa abi İzmirli olduğu için... Eyvallah. Bana Çiğdem der. Çok. Şöyle benim sevgili açıklama geldi. Tabii ya bunun benimle ne alakası var? Ha. Tamam. Ben size şu şekilde kanıtlayayım o zaman. Ben size bir türkü çığırayım. O zaman anlarsınız İzmirli olduğumu. Allah Allah. Kulaklarınızı basın. Seni dur. Efendim abi. Bağlamamı getiriver galiba. Getirmemiş miyim abi? Bana mı getirin? Paşa abi sen ne dedin? Getiriver. Getiriver mi? Hı. Getiriver. Muazzam bir şey be. Muazzam. Paşa abi. Muhteşem. Paşa abi. Tam bir ilkeli. Söyle Fikret. Yaladır, gidin ya. Pardon abi. Özür dilerim. Kafama ataydın Ferdo. Pardon abi. Allah'tan kısa sap getirmişsin yani. Abi sen sanatın icra ederken ben de şu dans makinesiyle oynayabilir miyim? Oyna oğlum, oynayın diye getirdik. Ama bak hızlı modu var. Burçin oran modu. Oraya açma, perişan olursun. Tam sağda Tansa Türk modu var. Oradan aç, tam sağ Türk'ten başla. Hadi. Hadi ben Türk için hocam. Hadi bakalım. Of, türkü geliyor. Hadi bakalım. Keyifli keyifli yemeği de yiyebilirsiniz. Hadi yaşa be. Hadi abi. Kim ritim tutuyor? Ben... Bir saniye ama yeter bak, bozuyorsun. Bir bekir yolunu gari, bir bekir yolunu gari. Düştüm düşüverdim toyuna gari, düştüm toyuna doluna gari. Aşkı tom, aşkı tom, aşkı tom, aşkı tom gari. Diğer bekir yolunu gari, diğer bekir yolunu gari. Düştüm toyuna doluna gari, düşüverdim geldim yanına gari. Aşkı tom, aşkı tom, aşkı tom. Paşa abi, tebrik ediyorum bak. Tam bir Ege havası estirdin burada. Gerçekten ya. Bu tam bir yaz şarkısı olmuş. Aynen öyle. Yazın nasıl kabul edeceğiz sahilleri? Estağfurullah, estağfurullah. Genlerimde var hatayı. Lemur Hanım, biz bu arada genlere isimler olarak domat deriz. Volkan Konak ne kadar İzmirli ise siz de o kadar İzmirlisiniz. Etler geldi abi. Otur musun yine? Benim burada İzmirli'nin sordu. Eser sakın yeme şu an. Bak sinirliyim şu koyu zeytin parçasını. Benim burada İzmirliliğim sorgulanıyor. Siz kapıdaki kocaman T şeklindeki o etin suyunu kokusunu alıyorsunuz. Eti düşünüyorsunuz. Ayıp ya. Abi, Paşa abi yanlış anlaşılma oldu. Leman şey için diyor. Ya İzmir'in doğusu anlamında söylüyor. Evet, öyle geldi. Kesinlikle öyle abi. Düşünsene sen İzmir'sin ya.
İki tane İzmirli varsa biri Elçin Sanku, biri de öbürü de sen abi. Aynen. Öbür demişken abi zil bir daha çaldı ya. Ben gideyim mi? Etler orada kalacak adam. Gitmiyorsun. Gitmiyorsun dedim. Beni sinirlendirmeyin. Bu kızıl kafalı bana Paşa Bey siz İzmirlisiniz diyene kadar şu köşedeyim. Küslük. Hadi bakalım. Hanımefendi. Bana bak. Fikrettin. Oynama sen de. Sinirliyim. Şu anda dur. Ne var? Bakın ben bir haftada et yemiyorum. Şimdi demir eksikliğinden şurada küt diye böyle desem ölsem vicdanınız hiç mi sızlamayacak? Ya aleni bir şekilde İzmirli olmayan bir insanı ben neden İzmirli diyorum? Ya neden demiyesiniz efendim ya? İzmirli de insanı İzmirli olmayan bir insanı İzmirli demek suç mu? Vallahi aşıktan bayılacağım çocuğum. Ya ben akademisyenim. İki parça et için yalan söyleyemem ben. Şişt, bana bak kız. Ben de senin tez danışmanı değil miyim? Vallahi tezini onaylaman gibi kalırsın ortada. Ay. Aynen. Ay. Tamam gelsin. Paşa abi. Paşa abi. Yılan Hanım aydınlandı bilimden. Gel abi bir şey diyecek sana gel. Ben duymadım. Ben mi konuştu? Hiçbir şey duymadım. Hayır, hadi kız. Hadi hanımefendi. Evet. Siz İzmirlisiniz. He. Güzel. Teşekkür ederim. Yine bir şey oldu. Bizim oldu ya. Abi niye? Abi, oğlum yesenize saçmalama. Hadi alın abi. Alın abi. Bana eti al ya. Neyse tezimize geri dönelim. Benim zeybeklerle ilgili araştırmamı nasıl buldun Nazlı? Bir dakika bir dakika. Zeybek nedir? Baş abi Ege halk dansı. Yöresel dansları ya. Ha zembek diyorsun. İzmir modern popular İzmir dansı zembek. Çocukluğumdan beri yaparım ya. Yapayım sizi Çiğdem. Aç oradan bir zembek bana. Bunlar yedikten sonra bir de size üstüne İzmir'in meşhur tatlısı Antep baklavası getireceğim. Lan artık! Ne diyorsun kız sen? Ulan Antep geçiyor yemeğin içinde. Yeter be! Tez mi falan olaylama? Ay manyaklar ordusu! Ana ana adam! Ay. Boğuluyor, deli kaçın, boğuluyor! Hayat abi! Hayatını yedi jetti kedi herhalde. Bayağı şey o. Ya artist o ya. Artist ya. Yani sen öyle dedin diye Leman Hanım. Koskoca İzmir'in Efes'inde İzmirli değil mi diyeceğiz ya? Bu adam İzmir'in kendisi ya. Bu adam İzmir kordondur ya. Ya bu adam saat kulesidir. Boyozdur bu adam. Asansördür ya. Bu karşı yakadır. Bu adam gevrek lan bu adam. Gevrek. Gevrek. İbrahim kap bunu çok güzel. Bana da kap. Aferin. Bayılıyorum size ya. Hepimiz İzmirli değiliz ya. İzmir hepimizin. Bana bak. Güzel bir zembek dansı, popular zembek dansı yapmayalım mı? Evet ya. Hadi bakalım. Hazırsak. Öyle mi? Haydi bre kediler. Görüyor musun arkadaşlar? Vallahi özlemişim ya Paşa abinin evini. Sizin haftanız ben yokken? Ne yaptınız oğlum? Yedik. Afiyet olsun. Şişt, bana bakın yalnız bir şey söyleyeceğim ha. Bu açık kapı politikasına bir an önce son verelim. Bu böyle olmaz. Yani kalabalığı gören halaya gelir gibi geliyor ya. Ya yemek yerken bir an önce bitecek kaygısından vallahi tıkınmaktan anam ağladı. Ya bundan sonra mülakat mı yapsak he? Ne kadar açsın ve ne kadar karaktersizsin diye mi sorsak?
Karaktersizlik demişken diğerleri nerede? Bahadır! Niye Paşa abinin evini görünce beni itip koşmaya başlıyorsun? Düşüyordun beni, yeter, zor tuttu ya. Hayret bir şey, sunalım önden önden gidiyorsun, biz geride kalıyoruz çiçekler. Böyle olmaz ha. Ya yetercim aşkım, vallahi kusura bakmayın. Bir an böyle heyecanlı yaptım, öyle koşarak koşarak geldim, kusura bakmayın ne olur. Ya bana bakın, ben de çok heyecanlıyım. Feridun, bir bak bakayım ne var. Ha. Abi! Çapuaçu var. Of. Ondan sonra maçur ya var. Yeni Zelanda yamu bile var bu sefer. Yeni Zelanda yamu mu? Ay vitamine doyacağız desenize. Ana! Gördünüz mü lan? Paşa abi insan şeklinde kum torbası almış. Of. Bizim mahallede karateci de vardı. Hoca bana elletmiyordu. Ulan adam her seferinde beni cezbedecek bir şey buluyor. Leman Hoca nerede ya? Sonunda acaba biri Paşa abinin yörüngesinden fırlayıp kendini kurtardı mı? Ya nereye kurtarıyor canım şimdi? Onun bir sürü banka kredisi var, ev aldı ya. Bir de bir tane şair arkadaş edinmiş kendine. Flört onunla beraber gelecekmiş. Şair mi? Vay be, bir şair için böyle sevgi dolu bir yörek için gerçekten Paşa abinin masası bir cehenneme dönüşebilir abi. Hep birlikte ekmeği koparıp mene 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 bolarken göreceğim ben onu şair. Bak kuzetçim, sen böyle alternatif mekanları seviyorsun diye seni buraya getirdim. Yani bir hanımefendinin tercihlerini sorgulamak bana düşmese de... burası biraz kalabalık değil mi Leman? Aynen hocam, biraz kalabalık oldu burası. Oturacaksanız kapıyı kapatır mısınız? Kedi gibi başkaları gelecek diye korkuyorum artık. Leman burası neresi, biz nereye geldik? Burası Paşa abinin evi. Paşa abi böyle yedirmeyi içirmeyi çok sever. Yani bir nevi metropol evliyası gibi düşün. Yani nasıl diyeyim? Sen böyle şiirlerinde ilginç karakterler arıyorsun ya, çok orijinal biri. Gel. Ya vallahi çok incesin ha. Şişt, benim için mi geldik kız buraya? Daha çok gıda fiyatları diyelim. ama neyse şimdi sus artık, tam Paşa abi gelir bak. Oo! Ya kimler gelmiş? Kalkılmasın lütfen. Zahmet olmasın. Kalkılmasın. İyi hadi madem kalkıldı, kalkıldı. Teşebbüs ettiler. Kalkın bakalım. Güzel, güzel. Eleman Hanım, bakıyorum da gelmişsiniz ha? Tabii ki. Paşa abicim, bir akademisyen sizden çok beslenebilir. Doğru, doğru. Dolabı yeni doldurdum. Bak, hazır hayırlı olsun. Dilenciliğe başlamışsın. Ya sağ ol abi. Abi sakatlanmıştım. Geçen toplantıda yoktum ya. Şimdi ayaklanınca koşarak sana geldim. Bravo, bravo. Abi, şöyle bakıyorum, hani sesli düşünüyorum, karateye başladın herhalde. Aynen Ferdinand. Başladım, anında bitirdim yani. Tek seansta hoca bütün uşakları verdi sağ olsun. Artık yüreğim bir ölüm makinasıyım diyebiliriz. Ama siz sakın öyle bir şey demeyin yani. İyi hadi deyin size, hep biraz daha alayım o zaman. Paşa abi, yüreğim bir ölüm makinasısın, duyuyorum. Paşa abi, yüreğim bir ölüm makinasısın. Aşık! Sağ ol, teşekkürler. Çok iyi abi. Teşekkürler. Sağ ol abi. Süper abi. Çok gözlerim iyi abi. Doldu. Şu an doldu gözlerim. Abi, harika. Şimdi sen karate yaptığın için hani protein olsun, karbonhidrat olsun bir şeylere ihtiyacın olacak. İstersen ben hemen bir tepsi hazırlayayım. Ferdinand, hiç durma. Hadi hazırla bakalım. Ya Paşa abi! Senin bu yaptığın ayıp değil mi ya? Ne biçim konuşuyorsun lan? Ne demek o İbrahim şimdi? Ne ayıbı? Abi, Bruce Lee mezarında ters dönecek ya. Senin yeni karate kralı olduğunu öğrenirse, ha, ayıp değil mi? Yazık değil mi rahmetliye? İbrahim ya. Burcu ile çok sevdiğim yetenekli bir çocuk. Harheteci o da. Severim Burcu'yu. Ya onun ruhuna bir Yasin okuturum, oh. Dengeliriz yani. Oh. Aa, ne ya bu şimdi? Vallahi çaydanlık sandım ya birden böyle. Ne şimdi bu şimdi bu? Nedir bu? Benim görüştüğüm beyefendi Kudret, kendisi şairdir. Öyle mi? Öyle mi? Ne kadar güzel şairlik yani. Dur bakayım. Gel Paşa abi. Ben de lütfen lütfen ayakta kalın lazım ya. Ben de mesleğim icabı şairliğe çok uzak sayılmam. Aa öyle mi? Ne yapıyorsunuz efendim siz? Canım ben nabzımı alım. Duyguları dizeye dökmekle sepseyi hasara dökmek aynı şey, öyle değil mi? Değil bence. Bence çok doğru söylüyorsun ha. Şu salatalığa baksana, sen bu salatalıkları duyguya dönüştürüyorsun. Bir tatla sen. Bana bak, herkes bıraksın, yemek bırakın seni. Geldi. Başlamadık ki yani, hep artık çok sık olmaya başladı. Evlat, çok açıldı senin sesin. Stop diyemek.
Benim şiirliğime, şairliğime laf atıldı burada. O zaman ben size güzel bir kendi yazdığım, şahit olarak yazdığım şiirimi okuyayım da görün o zaman madem. Paşa abi, güzel şiiri dinlerken yemek serbest mi? Bahradır, senin kırılan yerinden beynin aktı gitti herhalde, uçtu. Sen ne diyorsun, ne demek bu şimdi? Kınayalım mı Bahardır'ı? Küçük küçük tükürükler üstüne doğru. Sanat düşmanı. Sofraya gelmesin. Sanat düşmanı. Sen de kendine tükür, hayır, kendine tükür. Sana. Bayağı bir tükür kendine, ıslak kal. Orada ıslaksın, ıslak lan kal orada. Terbiyesiz ya, lafa bak. Ahlaksız abi. Terbiyesiz. Hazırsak şiirimi okuyacağım. Hazırız abi. Şair tabii, olarak tabii abi. Çok hazırız abi. Güzel bir şiir. Aynı zamanda da şiirimi okurken hata yapacağım. Neyse. Karate adam dövme sanatıdır. Amacı ağız burun kırmaktır. Rakibini bile elinden tut, yere atır. Kalkmasına izin verme. Vur, çatır batır. Ooo paşa! İnanılmaz paşa abi. Ağzına sağlık. Devam, ne oluyor burada şu an? Tanrısın artık. Sen şairsin. Ben de akademisyen. Ne yapalım? Dışarıda yemek yiyemiyorsun. Hadi yiyin, yiyin oğlum. Niye durdunuz? Tamam. Hunter Bey, nasıl buldunuz şiirimi? Yani biraz deneysel bir çalışma ama ben... Karateyi kendini savunma sanatı olarak biliyordum efendim. Ne ya, bu maç mı, futbol mu, savunma neymiş? Salak. Bak, Hunter adı üstünde karate. Karaha adam demek, karaha. Te, dövmek demek, oradan gelir yani karate. Ve şu an ben bir şey anlatayım burada, söyleyeyim. Söylemek istemiyorum ama. Ben eğer istesem şu an üç hamleyle burada bulunan herkesi bayıltabilirim. Hayırlı olsun diyebilir miyiz abi? Aynen. Tamamıyla hayırlı olsun diyebiliriz. Fikrettin, yanındasın. Sen müsaitsin. Seni bir bayıltayım şu an dedim. Hadi bakalım. Abi bana doktor bayılmayı yasakladı da. İbrahim'i bayıltsan. Nasıl doktorlarla görüşüyorsunuz? İbrahim neyse hadi seni bayıltalım o zaman. Abi. Olsun. Ne? Ben daha sabah bayıldım. Ha, doğru. Şimdi iki baygınlık sıkıntı yaratır. Tamam. Hey, hadi Bahri hazırlan o zaman. Sendeyiz. Abi. Tamam abi. Tamam, onlar kalsın şurada. Sopalarını sonra alırsın. Evet. Bayıltma tekniğimi açıklıyorum. Turna tekniğiyle bayıltacağım. Aa, tabii. Turna tekniği mi? Evet, aynen. Duymuşsunuzdur ama yapan yok. Kuşturma mı abi? Kuşturma mı? O ne demek ya? Kuş turna yok, balık turna. Yeter sen lütfen karışma. Kuş turna tabi. Pardon abi. Evet bakalım Bahadır ne zaman bayılacak? Ay müthiş. Abi tamam. Şimdi fonksiyonel olarak beyin sonradan algıladığı için vücut zaten tabii, bayıldı. Tabii yani direnmesi imkansız. Şimdi kainatta ilk defa yapılacak bir şey yapıyorum. Bayıltma tamam, normal. Ayıltma yapıyorum. Bu benim kendi tekniğim, bayağı. Bayıltma, ayıltma, bayağı tekniğim. Bunu da obra kaldırmasıyla yapacağım. Merak içindeyiz Paşa abi. Yemin ediyorum gözümüzü senden hiç ayırmıyoruz, hiç. Hiç ayırmıyoruz. Tamamen baygın değil mi? Tamam. Evet, hazırsak başlıyorum arkadaşlar. Of ya, gerçekten zor bir teknik. Kobradan doğma, paşadan olma. Kobranın kosu, paşanın şası. Koşa! Koşa mı? Hadi ayılt. Hadi. Evet, aramızda. Hadi ayılt ona. Hayır, dur. Hayır, ağzım değil şu an. Abi yemek var. Hayır, değil mi?
lütfen, lütfen. Ya sen nasıl bir yeteneksin Paşa abi? Ya tamam. Hissettim. Vallahi hissettim. Aman abi, yapmadın bize. Yok, bir tane. Hadi gelelim abi. İnanılmaz. Hadi kalkamadım. Domates yemesin, batırır şimdi. Ne yemedi salatalı İbrahim ya? Neyse tamam, sonra yazık. Sonra ya da. Oh! Tamam, sıkıntı yok. Ya etkisi biraz sürüyor. Ne oldu bu Nusi Bey? Gözleriniz açıldı fal taşı gibi. Nasıl buldunuz bayağı tekniğimi, bayırtma tekniğimi? Yani Bahadır Bey bana numara yapıyormuş gibi geldi. Bahadır, sana bir soru. Sen gerçekten bayıldın mı? Bayılmadım. Abi nasıl bayıldım? Görmedin mi? Rüya bile gördüm. Vallahi seni görmedim rüyamda. Ne oldu? Ne oldu? Tamam, sakin, lütfen. Bak, çocukları zor zapt ediyorum burada, lütfen. Kendime gel. Yalan maran ne oluyor ya? İnanmıyor musun sen bize? Eleman, bu Çaydanlık Bey hakkında emin misin yani? Hı? Bakacağız be abim. Neye bakacağız Eleman? Daha bugün şiir yazdım ben sana. Ya hocam, şu jambonun tadına bakar mısın? Hı. O da şiir gibi. İstemiyorum, istemiyorum. Eleman, Allah'ını seversen ekmeği ortasından gömürtmüş. Şuna bak ya. Beyefendi. Ben sizin karate bildiğinizi düşünmüyorum. Yani artık. Yok sen. Yeter sen hala bu lafın üstüne zeytin mi soktun ağzına? Abi. Çıkar çabuk o zeytini. Abi az sonra kafa dönüyor. Çekirdeğini al, çekirdeğini al. Aldım abi. Yut çekirdeğini. Nasıl abi ya? Çekirdeğini yut ceza olarak. Bittim abi. Tamam, aferin. Hayır abi, ben şimdi kafa göz dalacağım ya. Güç almak için gıdama verdim kendimi. Ya biz de evet, dalacağım ya. Yani. Aynen. Aynen. Gerek yok, siz sakin olun, gerek yok. Ben ona gerekli cevabı vereceğim. Buyur abi. Evet Kunter. İzle o zaman. Karate biliyor muyum, bilmiyor muyum karateyi? Dur bakalım. Kahrete diyor ya. Görürsün sen. Evet! İbrahim. Ne abi? Hütme. He? Vur bana. Estağfurullah abi, şimdi niye vurmazsın sen? Ya? Beraber, yani. İbrahim, güldürme beni. Zaten vurmaya çalış senin. Önemli değil. Zaten vuramayacaksın. Hütme İbrahim. Vur bana. Peki abi. Şuradan alma aşkım. Al, ver, ver. Şu menemeni uzattın lan, çok uzak kaldı bana. Bayağı uzak kalmış. Ekmeği ver, ekmeği. Ekmek, azıcık ver mi orada ya? Roka ver, roka. Bu takır bir ne zaman gelir? He? Ne zaman gelir? Tam ensi kökünü hediye getirdim. Yalana kadar iyi, yalana kadar iyi. Arkadaşlar 5-10 saniyesi var, çabuk. İyi seni tut. Ufak ufak, ayı tutuyorum. Herkes yedi mi? Hı, yedi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Karnım doydu da gözüm doyamaz. Hadi geri getiriyor. Hayır. Abi gel. Paşa abi, misin? Paşa abi. Abi. Ha? Abi iyisin değil mi? Kalkma, kalkma. Yok, kalkma. Paşa demecik. Paş, lafes. Savadi, savadi. Ya bir şey atayım. Oo, kimler gibi? Güldür, güldür. Abi Paşa abi. Paşa abi. Paşa abi. Paşa abi. Paşa abi. Paşa abi. Abi. Şunu alın da nefes alalım. Paşa abi, hın yap. İyisin abi. Lan! Demirle bir şeyle vurdun değil mi? Arabayla mı çarptın? Ne vurdunuz bana? Paşa abi, yok öyle vurma falan. Nereden çıkardın ki? Nasıl? Abi, vuramadı ki. Tam vurmaya yeltendi. Sen bir koydun, engelledin hemen. Aynen. Evet, müthiş bir teknikle böyle fıt diye savuşturdun abi sen İbrahim'i. Vurmadı, vurmadı. Ben kendim o kadar konsantre oldum ki vuramadı tabii. Aynen. Gördük yani abi. Gören gözler ibretlik abi. Hı hı. Abi. Bu arada Paşa abi. Ne oldu Fikrettin? Adam şeklinde kum torbası almışsın abi. Hayırlı Allah olsun. Allah Allah. Ha, kumsalı diyorsun. Aldım, aldım. Antrenman yapıyorum. Arada da gelip kahvaltı yapıyor benimle kumsal. Biraz oynayabilir miyim abi? Neresiyle oynayacaksın? Ne demek bu? Ha, burada oynayacaksınız. İyi, tamam. Ama Fikrettin, dikkat et bak. Çok sert bir yapıdan yapılma. Yani elin, ayağın her yerin kırılabilir. Dikkatli ol. İyi, hadi oyna. Ha, bana oyna. Hadi. Aman, sağ ol abi. Hadi kumsal, Fikrettin'le oynayın biraz. Abi ne diyorum hala? İpram arkadan biraz düşük vereyim ya. Neyse, ben de kalkıp yeni bir gösterim var. Onu yapayım o zaman. Hadi. Ya, iyisin değil mi? İyisin abi. İyisin abi, iyisin. Abi, abi. Allah Allah.
Öne akıntı yaşıyorum gel ya. Gel böyle. Arkaya abi. Dikkat. Şöyle düz git. Şöyle geri geri git. Abi zorlama istersen ya. Ha? Geri geri abi. Şöyle gideyim, öne çekiyorum. Şöyle geri geri git. Tamam. Geliyorum ben şimdi. Tamam abi. Ya bu nedir ya? Abi. Ama... ne oluyor lan burada? Ya Leman, ben şu anda derin bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Hayır istemiyorum ya. Zaten şu iki lokma bir şey yiyeceğim diye koca koca insanlar maymuna dönmüşsünüz abicim. Evet. Aman. Maymun da oluruz, koyun da oluruz. Evet. Sen son zamanlarda hiç markete gitmedin herhalde. Ya bakın, bu yaptığınız Paşa Bey'e de kötülük. Adam aldığı darbeyi inkar etti ya. İtiraz edilmeye edilmeye zihni çocuk zihni gibi kalmış. Ha. Sen hiç itiraz ettin de ne oldu? Dolabında yarım limon var, açlıktan ölüyorsun. Aa, sus. Vallahi bu ilişki devam etsin istiyorsan ses çıkarma. Zaten sana olan duygularımın şiddeti yüzünden ben hala buradayım Leman. Ama şunu bilmenizi istiyorum, hepinizi kınıyorum. Sağ ol be. Aman, aman sağ ol. Aynen kral. Kınarken şurada siyah zeytini versene. Uzak. Tamam. Adam olacaksın. Ay bravo. Ay maşallah. Bravo abi ben. Bravo abi. Öf. Evet. Yeni numaramız için hazırım. Kafada elma kesme kılıcı lan. Oo. Hem de gözlerim bağlı kapalı olarak. Beni buna bir dur de. Der herhalde. Kudrettin. Bak Fikrettin, yavaş bak. 15. kattayız bak. Aşağı falan düşersin. Bana bak Hunter. İlerlemenin önünde duramazsın. Tamam mı? Evet, ritüelimize başlayalım o zaman. Abi sendeyiz. Bunun bir Japonca duası var kesmeden önce. Kesme öncesi duası Japonca. Onu bir yapalım isterim. Tabii. Aşağıda ama aşağıda. On, aşağı, al, aşağı. Beş, matal, aşağıda. Ay ne olsun ya? Aşağıda, aşağıda. Ya bu can çekişme sesi artık. Ne diyorsun be? Hasbihas yapar. Kumsal! Kumsal düşünüyordu ya. Fikri düştü Paşa abi. Kumsal değil. Fikri düştü mü? 15. kattayız ya. Fikri! Düşmüş. Düşüyor mu hala? Fikri! Hatay, kapat camı. Esiyor, kapat. Nasıl kaptı? Kaptı mı? İyi. Hay Allah ya. Kapat abi, esmez. Maşallah. O da 9 canlı. 15. kattan düşüyor, kalkıyor. Maşallah. Bana bak. Kuddusi. Bu bildiğin hasbihas Japonca benim söylediğim. Bahradır. Çevir hemen Kuddusi'ye. Çevir hadi. Abi ben sadece İngilizce biliyorum. Oğlum sen salak mısın? Zaten İngiltere Japonya'nın başkenti değil mi? Hata yanlış mıyım? Aynen öyle Paşa abi. Çevir. Çevir. Bir daha alabilir miyim abi cümleyi? Anne aşağı basa ata. Aman aşağı basa. Aman da açsın vata. Aşağı ata. Abi son kelimeyi bir daha. Ama ya salak mısın? Yeter ya. Ciğerden vuruyorum duayı. Aç ata. Bir sevdadır karate. Alkışlıyoruz. Ah ya, helal olsun. Bravo. Bahradır ya, kazandı. Evet, Bahradır. Yine çok iyiydin. Ödül olarak elmayı senin kafanda keseceğim. Bravo. Arkadaşım yapma. Yapma. Yani o kadar da değil, değil mi? Yani, Paşa abi, bu yeterli artık. Bu fazla ya. Daha neler ya? Gözüm kapalı falan. Yok artık Paşa abi. Valla. Eğer Bahradır buraya karşıma gelmezse... Bak ne yaparım. Ama eğer buraya gelirse... hepinize bir aylık... kasap köfte bu kadar bedava. Hadi. Diğer ayağı versene. Diğer ayağı versene. Yok ya, peçete var mı? Peçete yok abi. Şunu indir kendine. Masada var peçete. Hadi Bahadır. Hadi be koçum. Hadi be. Bahadır. Hazırım. Bahadır oğlum. Hazırım. Kafana koyarsan olur. Yapacağım İbrahim abi. Bir aylık dedin değil mi Paşa abi? Evet. Evet. Yaparım. Hadi. Önümden çekilirsin komple. Abi çekilelim. Buyur. İbrahim bak. Vallahi görmüş. Gözleri kapalı. Yaşlar kapalı. Şu an boş. İbrahim. Ferdinand. Evet abi. Çisel Eter. Nazım. Evet. Hatayı. Eleman. Kuddusi. Evet. Vallahi bravo. Nasıl gördü ya? Abi. Evet hazırsak geliyorum kesmeye. Başardın kurtarla. Ya dur. Dur ne yapıyorsun ya? O kadar da değil artık. Öldürecek misin sen bu çocuğu? Sen tekerlek burcu musun? Efendim? Ne tekerlek burcu mu? Burçlara yeni bir sistem getirdim. Artık doğduğun ay değil,
doyduğun ay olarak hesaplıyorum burçları. Senin koca bir tekerlek burcusun. Ve yükselenin de senin lamba. Ya ben kusura bakmayın, çok özür diliyorum. Ağzımı bozacağım ama... Lan artık be adam! Ne diyorsun lan sen? Ya çok özür diliyorum. Ben bu ucube gösterisine, bu deliliğe daha fazla katlanamayacağım. Ben gidiyorum. Leman, herhalde sen de benimle birlikte geliyorsundur. Sağdan git, cüzdan bulursun. Allah sizi bildiğiniz gibi yapsın! Lan Kudret, haftaya görüşürüz. Aha, Fikrettin geldi ya. Fikrettin geldi. Git lan şuradan, git! Fikrettin, yeter artık be. İntikam alacak abi. Hak etti abi. Adam canlar attı ya. Doğru, kumsal... Aa, kırma kumsal! Aa, kumsalı kucağına aldı ya. Araya mı girsem, barıştırsam mı? Getirsin kumsal... Fikrettin, kendin mi atlarsın, ben mi atayım seni aşağıya, ha? Abi, hak etti ama abi. Neyse, senin de başka işlerin var. Evet. Bahradır, hadi. O elmayı bakalım, hadi güzelim. Bu el şey yapmayacağım, koşarak kesme değil. Uzaktan atacağım, kapat gözlerini. Abi, hazırım da bir şey merak ettim. Ne ya? Benim burcum ne? Ne gün doğdun? Salı. Salı, sap salı, sarı salı, sap salı den yaparsan. Sen sandalye burcusun. Yani? Sandalye burcu da şimdi çok kindar olur ya. Gösteriyi sana yapmayayım ben. İbrahim, geç elmanın altına. Ha. Abi, ben de sandalye burcu. Paşa abi, ben de. Ben de. Ben zaten sandalyeye sandalyeyim. Yükselen sandalye. Bu bayağı kindolu bir şey o. Tamam, o zaman çok şahane bir ikinci gösterim var. Bekleyin o zaman burada. Yaşa. Süper olacak abi. Öyle yapalım. Ben bakayım. Kim lan şimdi? Geldi şimdi. Çöpçüdür. Kumsal. Ne? Gel kumsal. Ay, yaralanmış biraz. Tamam abi. Küslük gerek yok artık. Gel, gel. Acıkmıştır. Biraz menemene bağlı ekmeği. Tamam, affettim seni. Hadi. Hadi bakalım. Allah, bunu bekliyordum ya. Kiremit üstünde... Köfte. Hatta ya, aklım fikrin köfte de mermer. Kıracağım, kıracağım. Gerçek bir kalhete erbabı nasıl olur, hepiniz göreceksiniz bunu. Hadi bakalım, tam şu mermeri de. Evet. Abi, mermer felaket ağır. Paşa abi, biz senin kırabileceğine zaten eminiz. Ama gerek yok. İstersen çapuaçoyu getireyim, şöyle bir güzel yiyelim, sonra bakarız. Ferdinand, 3 saniyelik bir şey vurup kırıp ben de oturup yiyeceğim yani, hadi. Tamam abi, sen tabii daha iyi kumsal, bilirsin. Kumsal, gelmiş mi kumsal? Hadi bakalım. Paşat! Paşat! Ne oldu Paşa abi? Kırıldı mı eli? Ne diyorsun Nazan? Ne eli kırılacak? El değil o. Şeyin o, mermerin içindeki o enerji dışarı fışkırıyor. Mermerin damarından geldi. Mermerin damarını çatlattım. Kırılır o ya. Kendi kırılır o. Zamanla çıtır 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 açar kendini. Aynen öyle. Hadi bakalım. Sıra sizde bakalım. Paşa abi, şimdi bak, sandalye bursları olarak biz de senin gibi üstad dururken... yani bize düşmez. Evet. Ha, aynen abi. Açız ya, biz eğitimli değiliz ki, bilmiyoruz nasıl yani. Nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Değiliz şundan abi belki. Eğer vurmazsanız herkes çıkar, içeriden kapıyı kilitlerim. Yok yok abi, Paşa abi, biz izleyerek öğrenelim. Zaten vurdum, kırılmıştır da o yani. Sen bize öğret abi en azından, biz o şekilde hareket edelim, olur mu? Hadi. Tamam, kata mata bir şey yapalım. O zaten çatladı. Bundan sonrası kolaydı. Siz tabii, kolay kırın diye şey yaptım. Ha. Tek küçük bir dokunuşla zaten çatırt diye açacak kendini o. Mermer ya, bu demir mi? Hadi bakalım. Acaba diyorum, ayakla mı denesin? Ayakla bir kere. Ayağı da zayıfladı ya abi. Ayak fikir. Çok iyi oldu. Çelik, çelik ayağı. Evet, evet. Kolların da dinlersin ya biraz. Onun açılması lazım aslında. Hadi bakalım. Çünkü bayağı çatırda da var, kırılacak gibi. Bir saniye, tamam. Hadi bakalım. Şöyle bineyim de, sağ ol. Hadi abi. Çok güçlü. Vur! Boş! Sanki sol ayağı daha güçlü gibi. Roket, roket çünkü. Abi. Bitir şu işi bak, zaten bir canı sol aldı. Bacak, hadi. Sol bacak. Tamam, duydum, dur. Acı gibi, hadi sol ayağını. Zaten kırıldı ya.
buradan kenardan görünüyor. Dokunmanla bitecek zaten, çok belli. Ya bana öyle geliyor ki, ben birkaç kere izlemiştim internette de kafayla duruyorlar. Kafayla? Zaten bak, en güçlü yerimiz ha. Abi en güçlü. Onu bir tek Paşa abi yap. Kafamı işte. Ben yardım edeyim mi? Gerek yok, kırıldı o ya. Niye? Bir kafayla da dene en son abi. Bir saniye, ayağımı kaldırın şöyle ayağımı. Acaba bu tarafa ayağım. Mermeri mi kafaya götürsek? Bilemedim. Onu şöyle tutun. Öyle öyle olsun. Ben üç deyince vuralım abi. Bir. Aşağı vur. Abi. Abi. İyi misin? Paşa abi. Paşa abi. İyi misin Paşa abi? Ya bugün bu kapı pencere hep açık kaldı ya, bir üşüttüm herhalde. Kırıklık var üstünde. ne yapalım? Ay bu nas! Ay bu nas! Ah be! Şuraya gelince bir tuhaf oldum lan. Feridun burada olsaydı şimdi depar atmıştı şu buzdolabına. Ya bu kadar mango yemeye gerek var mıydı? Hayır, 26 tane mango yiyip ölmek neyin kafası be abi? Adam tropik meyve için yaşıyordu, tropik meyve için öldü. Yani bence mutlu gitti. Ölenle ölünmüyor. Tabii canım. Hayat ve açlık devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Bu arada gördünüz mü lan? Paşa abi buhar banyosu yaptırmış. Hep böyle buhar banyosuna girmek istemişimdir. İsmail Türüt gibi terlemek istiyorum sürekli. Ya Fikri abi, senin ne garip isteklerin var böyle ya, Allah aşkına. İbrahim abi, bu arada şimdi Feridun abi yok ya. İşi yemeğe nasıl bağlayacağız abi, nasıl geleceğiz oraya? O iş bende kardeşim, merak etme. Feridun ölmeden önce bana el verdi. O konuyu bağlamayı ben biliyorum ama unutursan bana destek atın, tamam mı? Mutlaka bana hatırlatın yani. Çünkü azınlıkta kaldık Feridun da gidince, lise mezunu olarak artık çok az kişi kaldık. Ya ben üniversite mezunuyum. Ben de ortaokul mezunuyum. Al işte. Ya, üniversite demişken bizimkiler nerede kaldı? Ne bileyim lan, Fatih de geldi, gelmeleri lazım. Ah, gelmişim. Aşkım. Çok önemli bir soru sormam lazım. Sor aşkım. Ne yiyeceğiz? Çok acı. Et var mı? Et var mı? Kız sen bu halde niye geliyorsun? Ne işi var burada? Oğlum niye gelmeyeceğim? Asıl bu halde geliyorum. Bileğim döndü. Acil protein yemen lazım dediler. Nerede bulacağım ben proteini buradan başka? Bu et var mı? Ya. Et var mı? Hayat abi şuraya koy da ben eylemeyeceğim. Et neymiş? Et var, meyveler, tropik meyveler. Pitahaya var, koji beri var, karambol var. Karambol. Hakikaten karambola. Karambola gelmeden yeriz. Nasıl olsa artık sayımız da azaldı. Yalnız bu arada artı bir kişi var. Yeğenim Jale gelecek. Vallahi deli çıkacağım artık ya. Şerah'ta birini ekliyorsunuz lan. Sizin yüzünden kilo verdim. Şöyle bak lan, kocaman oluyor artık bunlar. İstemeden sağlıklı yaşıyorum ya. Neden ki? Kusura bakmayın arkadaşlar. Üniversiteyi kazandı. Gazetecilik okuyor da. Şimdi biz kardeşimle de konuştuk. Haftada iki gün gelip burada yemek yemezse kitaplarını falan alamayız. O yüzden aman çaktırmayın ha. Röportaja geldi zannediyor. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Ya Hayat abi ya. Burada ne güzel sayımız azaldı. Daha çok yiyecektik. Hepsi bizim olacaktı. Paşa abi ve yedi yiyenler diye takılacaktık ne güzel. Nereden çıktı ya bu kız? Ya kız zaten şu kadar iki lokma yiyor efendim. Ya. Tabii az yiyor. Röportaja ve gözleme geldiğini düşünüyor. Gözleme tamam. Demişken, gözleme var mı? Yaz bana kız. Nasıl yemeğe bağladı? Çok iyi, çok iyi Nazlı Hanım gerçekten. Seni yaşatacağız Feridun. Selamlar, merhaba herkese. Merhabalar, Jale ben. Şöyle geçim yok. Olmuş kadarcık. Ortamınız çok iyi bu arada. Yerde falan yiyorsunuz, çok acayip. Evet, yerde. Yerde. Gurur falan yapmıyorsun kızım. Yemeğe odaklanıyorsun. Oraya dalıyorsun, tamam mı? Okey. Bu arada amca çok teşekkürler bana bir röportaj ayarladığın için. Çünkü ben sınıfa ilk kez sunum yapacağım ve beklenti çok yüksek. Heyecandan bayılacağım. Allah Allah. Çok mu önemli kızım bu röportaj? Amca o kadar önemli ki yani şöyle söyleyeyim sana. Bütün bir sezonu etkileyecek bir ödev diyebilirim. Paşa Bey nerede bu arada? Kestik! Motor! Haydos! Kalkılmasın lütfen, kalkmayın, rahatsız olmasın, kalkmayın, saçma. Hadi kalkın madem, kalkıldı gibi oldu, kalkın ha. Güzel, herkes kalktı mı? Çok güzel ha. Nasıl ha? Paşa abicim, şöyle bakıyorum da
Hayırlı olsun. Yönetmen oldun diyebilir miyiz? Aynen Bahadır, aynen. Ama sadece yönetmen değil, aynı zamanda yapımcı, sesçi, başrol. Ne bileyim efendime, müzisyen, set arabancısı, set çaycısı, her bir şey oldum yani. Maşallah. Evet, evet. Yani tek kişilik bir kadro oldum diyebiliriz. Evet. Diyelim Paşa abi tek kişilik kadro oldun sen diye hep beraber. Tek kişilik kadro abi. Ya sen, ben senden böyle bir hareket bekliyordum ben. Kesin. Teşekkürler, sağ ol Çiğdem, teşekkür ederim. İki gündür oturuyorum, 45 tane senaryo yazdım. Evet, iki gündür. Ve 45'i de bence Altın Greyfurt'u kesin alacak. Altın Portakal olabilir mi? Ne bu ya? Ben bunu Nazan Hoca'nın çantası zannettim, canlı mı bu? Nedir bu şimdi böyle? Kusura bakma Paşa abi, benim yeğenim gazetecilik okuyor. Seninle röportaj yapmak istiyor, izin verirsen. Güzel, güzel. Hadi oturalım, yapalım röportaj. Severim ben röportaj. Hadi bakalım. Maşallah. Fikret'i bana da yer açın oraya da, ha. Topaya dikkat da bom bir şey olmasın bu mu, ha? Tuttum Paşa abi. Diğer sinemacılar da öğrensin, bilsin bizi, değil mi? Son filmimde zaten yönetmen Zeki Demirgan'ıza çok felaket güzel bir selam çaktım kendisine. Nasıl selam çaktın kendisine? Filmin içinde başrol karakteri böyle konuşurken birden selam Zeki Demirkırmız nasılsın diyor. O şekilde yönetmene selam nasıl çakılır ki? Şöyle çakılabilir. Mesela herhangi bir filminden bir diyaloğuna ya da bir karakterine selam gönderilebilir. O şekilde bir yöntemle selam verilebilir. Bir de burada selam içinde bunun. Hiç, hiç. Ne haber yok, selam yok. Bilmiyorum. Ne bu? Yok, bu yok abi, biraz şu yok. Biraz zaten şu yok. Saçmalanmadı mı şu an? Ne okutuyorlar bunlara, bu çocuklara? Ne bu? Bari saç ne diyor? Kusura bakma Paşa abi, açız ya. Kafa durdu, çalışmıyor. Acaba diyorum İbrahim bir şeyler hazırlasa, ha, düzeliriz sanki. Yani. Ha, açız abi biraz. İbrahim yemek arası. Bravo Hayati Hocam, çok iyi pas. Paşa abi. Peki bu senaryoların arasında böyle ısındığın, sevdiğin bir yapı var mı abi? Var. Yapı derken? Yapıt. Yapıt, ha. Yapı zannettim. T'si çıkmadı abi sonunda. Anladım, anladım. T'yi hiç duymadın mı Bahri abi? Var. En sevdiğim, hatta ismi de hazır. İsmini de şey yaptım. Kuru etler üstüne. Kuru etler üstüne mi? Hı hı hı. Pastırma, sucuk, cambağın. Paşa abi kuru et demişken hepimiz tabii acıktık. Böyle bir ekmek girsin bünyeye, değil mi? Şöyle vereyim. Ve getireyim. Bak, hadi yavaş. Hadi güzel güzel yiyin bakalım. Hadi. Peki ben Paşa Bey röportaja başlayabilir miyim o zaman? Efendim sizin etkilendiğiniz bir sinemacı var mı? Olmaz ama Yunus Bülbül sinemasına bayılırım. Bence eşek o bir başyapıt. Konuşan eşek yazılmış, bu oraya kadar yazılmış. En iyi karakter. Aynen, aynen abi. Şeko, şeko deyince canım sucuk çekti, var mı ona abi? Ha, jambon dolu. Jambet, jambet, jambet. Gönder de adamı. Aynen, ben de isterim bir şey. Oğlum. Ne geçti oradan, önünden bir şey geçti? Attın mı sen Fikret'in kardeşini, arkadaşına? Hı? Bir daha görmeyin Fikret'in. Tam yerine denk geldi abi. Allah'a tavayla vururum ha. Yaptırmayın bana bunları. Paşa Bey, ben şey merak ediyorum. Hayran olduğunuz bir akın var mı? Yani akın tabii ki. Yönetmenin sevdiği şeyler değil mi? Elektrik akımı, trafoları çok severim. Aynı ya. Yok ya, ben de, ben de. Bayılırım. Pardon, öyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Ben herhangi bir sinema akımından bahsediyorum. Mesela Yeni Dalga. Nedir? Hı? Kızım sen nasıl konuştun dalga malga? Ne demek o? Amcası sen öğretmedin mi ona dalga, kötü bir laf? Ne dedi şimdi o? Kusura bakma Paşa abi. İşte bu Z kuşağı böyle. Hep işi gücü dalga. Ara ver kızım biraz. Yemek yeri, yemek. Tamam, o zaman ben kendi sorularıma geçeyim. Hangi sorular abi? Yine filmimle alakalı. Gece üç sularında mail yoluyla size ilettim senaryoyu. Kuru etler üstüneyi. Kuru etler üstüne hakkında sorular. Soracağım. Ne diyorsun? Okudun değil mi? Yetersiz. Ne diyorsun? Abi adım üstümde. Yetersiz. Yani ben senin o kadar iyi senaryonu yani okusam da yani ne anlarım, ne fikrim olur? Çok rica edeceğim abi. Doğru. Sende o çap yok. Doğru söylüyorsun. Nazan ne yapıyorsun? Ne diyorsun sen? Ben? Ben? Şimdi Paşa abi ben şöyle söyleyeyim. Ben çok etkilendim. Çok etkilendim. Değil mi? Ben sabaha kadar uyumadım. İnanılmaz bir senaryo. Sonuna ne diyorsun? Sonuna bak, konuşamıyorum. Sonuna? Sonuna. Sonuna? Bir şey diyemiyorum çünkü nutkum tutuldu benim. Bahadır sen ne diyorsun? Kuru etler üstüne filmi hakkında. Hadi Bahadır, hadi Bahadır.
Ben beğendim abi. Bence çok güzel film. Neyi beğendin yani? Gıcık gıcık bana şey yapma. Ne beğendin? Onu tam olarak anlat bakalım. Abi karakterler, sahneler. Aynen. Yani her filmde olan şeyler mi? Bak bu dalga, dalgacı kız doğru konuştu şu an. Biraz spesifik olun ya. Bırak yemek, kat yemek. Abi. Yemek, toplu yemek. Haydi ot yemeğe. Herkes... Bırak o böreği şu an. İbrahim çok kötü olur bak. Bununla vururum ağzına. Çok böreği bırak. İbrahim gidersin. Böreği de alır gidersin parçayı. Hemen şu an arkadaşlar senin yüzünden aramıyordu şu an. Bak İbrahim masayı falan kıracak. Hemen kuru etler üzerine senaryosu ne anlatıyor bana anlat. Hemen söyle. Hadi Bahadır. Bahadır hadi ne söyleyeceksen söyle. Daha şu peynirden yemedim ben. Şey abi. Ne abi? Şey ne lan? Her et her tavada pişmez. Benim motorum, benim motorumu çok anlar. Motoru anlarım. Sen tam bir motorsun. Sen motorsun. Sen motorsun. Motorum. Bağır sen. Ben motorum diyor bağır. Ben motorum. Bravo. Ben büyük kocaman bir motorum da bakalım. Hadi. Hadi bunlar yayınlanacak. Hadi. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Ben kocaman büyük bir motorum. Lütfen yemeği bırakmayın. Lütfen yiyelim. Hadi keyfim yerine geldi. Hadi. Ay, sağ ol abi. İbrahim bak emekleyerek ya aferin hadi. Paşa abi. Fikret'in şöyle girme lafa ya. Korktum ne var? Abi. Buhar odası yaptırmışsın. Hayırlı olsun. Aynen. Evin en güzel köşesine buhar odasını yaptırdım. Oda yaptırdım. Çok güzel. Tanzımallıktan böyle yorulduğum günler geliyorum. Açıyorum buharı. Ses geçirmez yaptırdım bir de. Çok güzel. Böyle dinleniyorum. Sakin sakin. Süper abim. Abi ben kullanabilir miyim? İyi. Ha. Odayı. Şu an cırıl cıplak orada burada yemek yenirken buhar odası. Ben kendim cırıl girdiğim için sen de öyle girmeyi düşünüyorsun. Herhalde olmaz şu an, yakışık almaz. Kıyafetlerimle girerim abi. Hem ütülenmiş olur. Bak o mantıklı ütü de aradan çıkar. Hadi git kapıyı da kapat, sessiz sessiz dinlen içeride hadi. Hadi saatler olsun. Git bakalım hadi. Nereye gidin Fikri? Hadi Fikri. Paşa Bey, o arada ben röportajıma devam edebilir miyim? Bu yeni çekeceğiniz filmde sanıyorum ki başrol sizsiniz, doğru mu? Yani benim. Oyunculuk dersi de aldım. Öyle mi? Derse başlar başlamaz kendiliğimden ağladığım için hoca birden her şeyi bıraktı. Benim size anlatabileceğim, öğretebileceğim hiçbir şey yok dedi. Paşa Bey dedi. Maşallah. Altıncı, yedinci kattaydı. Maşallah. Öyle bir ağlamışım ki adam üzüntüden altıncı, yedinci katta... Ulan bu... Hak etmiş abi. Evet. Hak etmiş. Hak etmiş. Adam. Nasıl yani? İstediğiniz her an ağlayabiliyor musunuz? Mesela şu anda ağlayabilir misiniz? Ya hiç haberi yok benden. İzleyelim arkadaşlar. Abi. Kusura bakmayın. Siz de kötü olacaksınız ama. Can kulağıyla izliyoruz abi. Can kulağıyla. Sessizlik olursa. Ben ağlarken yeme isterseniz sen. Bir ağlayayım öyle ye. Kötü olmayayım diye bir tansiyon dengeleyeyim diye. İşte biraz bu. Ağlıyorum. Bu nasıl? Sen ne yaptın ya? Ya Paşa? Ya sen ne yaptın abi? Abi inan olsun bizi mahvettin şu an biliyor musun? Anlıyorum. Yemin ediyorum bir lokma yiyesim yok. Yani o kadar etkilendim ki. Ben de. Abi resmen içim kıyıldı ya. Valla çok tebrik ediyorum. Kıyıldı. İnan olsun içim... Kıyıldı. Kıyıldı. Fikret'in en sağlığı. Arada en sağlığı ona. Silme. Keyfine bak. İyi. Camı silmene gerek yok. Hadi. Uzan. Biz de geliriz. Yiyelim geleceğiz. Tamam. Uzan. Ya ama yanlış değil mi? Seviyor onu. Ya öyle bir ağladı ki içim yok şu an ya. Evet. Kıyıldım. Hoca kendini attı altıncı katta. Evet. Normal bir şeyler yiyin de kendinize gelin. Toparlayın kendinizi. Zor. Ya Paşa abi kıyılmak, dan kıyma. Köfte. Biri köfte dedi. Köfte gördüm şurada. Ne diyorsun? Ya. Yeni çıktı. Köfte dedi ya. Lan yemek arası köfte ne diyorsun? Ya çok pardon bunu söylemek zorundayım ama bu ağlamanız bana hiç inandırıcı gelmedi. Ne? Anlamadım. Yemekleri bırak, yemeden bırak. Benim buna sanatım sorgulanıyor. Ama yemek arası dediniz. Yemeği hemen bırak şu an. Ama yemek Canjak Hanım. Benim siz sanatçılığı mı sorguladınız şu an anlamadım. Ben yalan mı konuşuyorum? Ya hayır pardon ben size soruyorum gerçekten. Bu şekilde ağlayan birisi size inandırıcı geldi mi? Cale.
Tamam, ben bir kere daha ağlayacağım. Ah. Az önce ağladığım içe ağlamaydı. O metot içe ağlama metoduydu. Şimdi dışa ağlayacağım. Bu daha kötü. Abi bir el sallıyor Selam. Ah. Ne yapıyorsun? Fikretti. Niye eğlenceli? Ne yazıyor? Dur dur, bir şey yazıyor. Ne diyor ya? S-O-S. Sos. Sos istiyor, sos. Ya sosu var, var. Yapma merak. Cama bak, camı kıracaksın. Aa, belki de benim kendine sos veriyor. Hey. Bana da hey, hey. Paşa hey. Abi, şöyle bir dışlak ağla da bir. Dışlak ağlıyorum, hazır mıyız? Aa. Gerard, sen de izle kızım bak. Dışlak ağlıyor, dışlak ağlıyor. Ya bırakır mısınız? Ha, bırakırım. Hatayı. Pardon. Ayıptır ya, sanat böyle bölünmez yani. Bu duman normal mi ya? Bu kadar çıkmıyordu sanki de. Neyse. Köklemiştir bedava bulunca. Aynen, kökledi bence de. Hazırsanız al. Tabii. O içeri, bu dışı. Ay! Abi sen ne yapıyorsun? Bravo. Öyle bir şey yok. Beni bitirdin. Gerçekten. Bir saniye. Ne diyorsun sen Canset? O da çok beğendi. Beğendin değil mi kızım? Beğendin. Evet, ben de çok beğendim. Arkadaşlar yemek aradı. Oh be! Çok güzel. İşte olsun artık. Oh. Filminizin acaba bir önermesi var mı? Önermesiz olur mu canım filmi? Var tabi. Bozuk et yiyenler tuvaletten çıkamazlar. Vay be! Sana ihtiyacımız var ki bu mesajlara. Evet. Çok. Ya bu nasıl bir önerme ya? Nasıl? Bırakılsın bir dakika çatal. Wow, bu nasıl önerme ya? Ha. Peki Paşa Bey, son bir sorum daha var. Oyuncu kadrosu belli mi? Belli, şu an karşında oturuyorlar. Nasıl yani abi? Ya size sürpriz yapacaktım da. Çok yüksek kaşeleri oyuncular sizlersiniz. Sizleri oynatacağım. Bir tane karakter vardı, onu çok düşündüm. Günlerce düşündüm kime vereyim diye. Yani içinizden kusura bakmayın ne olur İbrahim'i seçtim. Çünkü en çok İbrahim anneme benziyor. Ben annemi sevmiyorum. Annem oynayacaksın, hadi iyisin. O bak heyecandan nutku tutuldu. Abi şimdi annemize ayıp olmasın. Ne demek lan annemize ayıp olsun? Anneme niye ayıp olsun sen? Iyık mıyık var diye keseyim mi, ne yapayım? Şey yapma, annem o... Hatta git kıyafetlerin içeri, annemin üstünden getirdim. Onları git, yanına da senaryo bırak. Hatta çekelim. Şurada senaryolarını dolaşacağım. Ben ne yapayım? Bak abi git, abi. Annemin elbiselerini giyin, gel. Ne yapıyorlar bunlar? Senaryoları dağıtarak aşağıda. Bir prova kayıt alalım diyorum. Kameram da hazır burada, haydi bakalım. Nasıl yapacağız abi? Geçelim, kızlar şu tarafa. Adamlar bu tarafa. Adamlar... Biz ne tarafa hocam? Ne bu ya? Kablo orada dursun, o ses kablo. Çok önemli o. Hocam, Hatay, ben buradayım hocam. Hatay, şurada durun siz ha. Kızlar şuraya. Senaryoları alın ellerinizi. Canset de baksın, bir not versin Canset. Otur kızım sen de. Mavi saat, otur oraya. Hatay, biraz yönetmenden uzak durun bak. Vururum sopayla, bana yaklaşmayın. Evet, 3, 2, 1, kaydo. Kızlar, piyasada hiç iyi erkek yok. Biz nasıl evleneceğiz? Bilmiyorum ki. Herkes it ve kopuk. Güvenecek bir erkek bile kalmadı. Karşıdan iki erkek geliyor. Hani ne? Yakışıklı değiller. Ama belki de güvenilecek erkeklerdir. Evet, evet. Belki de güvenilecek erkeklerdir. Evet, evet. Belki de. Çok güzel. Tamam, Hatay sarhoşmuş. Tamam, önemli değil. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Evlenecek erkek arıyoruz. Ha, biz evlenecek değil, eğlenilecek erkeğiz. Hiçbir bağlılık olmayan öylesine ilişkiler arıyorsanız biz hazırız. Evet. Bir de şunu da belirtmek isterim ki 5 kuruş paramız da yok. Allah'ım, bizi bu kalitesiz adamlardan kurtaracak üst kalite bir erkek yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Ben! Paşa ben! Ben bu koyunu bozarım. Kızlar. Evet. Gelin biraz, yanaşın bana. Artık korkmayın, geçti bitti hepsi. İki tokatlı hepsini yere serdim. Eğer müsaitseniz beraber kuru et yiyek mi? İbrahim annem olarak gel. Hadi İbrahim. Oğlum sen baba mı olmuşsun? Annem dedim. Bıyık niye duruyor? Ama kokun annen. Yani biraz kokuyor ama neyse tamam. Gelmiş ol. Oh!
Anacığım. İyi ki sen... İyi ki senin gibi bir evlat yetiştirmişim lan. Hayır lan. Oğlum annem ol la. Biraz annem gibi konuş. Annem böyle lan falan diye konuşmuyor. Zaten bıyığım var. Onu artık montaja atacağım bıyığı. Çok kötü bir ağız yapısı bu. Olmaz. Hayır. Annem gibi. Aa anam. Ana... Oğlum falan diye bir ses var. Çekiyor mikrofon. Anam gibi. Anam gibi konuş. Oğlum! Oğlum! Anam! Kızlar razı mı bu duruma kuzum? Anam! Kendine sor istersen anam. Evet, evet, evet. Evet. Razı mısınız kızım? Evet. Hadi, evet. O zaman hangisi en iyisi ise onu al kuzum. Neyse, çilekeş anam benim. İyi ki varsın. Bu arada Zeki Demirkımız, kendine çok iyi bak. Çok seviyorum seni. Selamlar. Kestik. Nasıl? Gibi. Ne diyorsun kız sen? Hı? Ne? Dedin. Ne? Ha? Ya. Ya amca inanamıyorum. Beni nasıl bir ortama getirdin ya? Elimde ne bir röportaj var ne bir şey. Bir akıl hastasının zırvalıkları var sadece ya. Nefret ediyorum, rezil olacağım herkese. Kızım kusura bakma, proteine ihtiyacım var. Kusura bakma, benim de röportaja ihtiyacım var. Manyak! Gelmen hata zaten, çirkin şey. Haftaya görüşürüz Cale. Bir daha asla buraya adım atmayacağım. Ya he Ne olur at, ne olur at. Ne ya bu? Setin ilk gününden bu stresi yaşamaz, zorunda mıyım ya? Hatayı, bunu yeğenlikle reddediyorsun. Kimi? İşte bu. Tamam oğlum, annem değilsin artık sen, geç. Manyak mısın, nesin geç? Bu da annem gibi beni seviyor, geç. Bitti şu an. Başar abi. Ya onu boş ver sen. Başarılı her insan kıskanılır. Tabii. Sen diyorum ki acaba biz meyve mi yesek? Meyve mi geldi sıra? Abi meyve yemedik. Hadi meyve. Ya meyve yiyelim, moral yenelim. Tamam ya. Ben de kötü oldum biraz. Meyve yiyelim, ağzımız tatlarsa Fikrettin de çıkar, o da yesin bir şeyler. Fikri abi. Fikri abi. Fikri abi! Ne oldu lan? Fikri abi! Kuş abi! Ne oldu lan? Kuş çok duman oldu. Çekil kenara sen, çekil! Fikri abi yok, resmen buharlaşmış adam. Anne çekil! Yavrum sen gitme, dur! Ana dur ben ya! Ben bakayım yavrum! İbrahim, beni de şaşırttın, dur! Kuzum! Ne oldu kuzum? Aç! Aç! Allah! Ya vallahi salak bu ya! Sonra getirmiş buharı. Şuna bak, bir çorabı almış. Islak orada, suyunu ısıt. Dur, sıkma hepsini. Bunlar lazım bize. Çok bir tane şey var, fitre var, fitre. Kesin oraya takıldı bu. Küçük tabaklar alın elinize. Ne yapacağız? Damıtarak kurtaracağız onu, damıtacağız. Hemen ama fitre de şu an. Fitreden düşmeden şey yapın. Fitre! Hadi, fitre! Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza